Malumlarınız olduğu üzere 2 Nisan Salı günü saat 17'de stadyumumuzda olağanüstü genel kurul toplantımız yapılacak. Hepinizin katılımını beklediğimiz bu toplantının gündemi 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi. Evet, ilgili madde aynen böyle. Ancak bu kararın alındığı tarihten itibaren kamuoyunda yanlış bir algı oluştu ve genel kurulda sadece yönetim kurulumuza A takımımızın Süper Lig'den çekilme yetkisinin verilmesinin oylanacağı öne sürüldü. Oysa genel kurulda aralarında Türk futboluna sızan suç örgütü ve kripto FETÖ'cülere karşı ligden çekilmenin de bulunacağı değişik aksiyonları alma konusunda yönetim kuruluna tam yetkinin verilmesi oylanacak. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun üstleneceği bu ağır sorumluluğu akılcı ve özenli bir yaklaşımla değerlendireceği ve kulübümüz için en yararlı aksiyonları alacağı konusunda hiçbir kuşku duymuyoruz. Zaten bugünkü toplantımızın amacı da kongremizin en kıdemli üyeleri olan sizleri bilgilendirmek ve bu doğrultuda görüş ve önerilerinizi alabilmek. Toplantımızın oruçlu üyelerimizin iftara yetişmelerini sağlamak amacıyla saat 18.15'te sona ereceğini belirterek sözü bilgilendirme konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Fethi Pekin'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Pekin. Değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerim, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz sonra başkanımızın geniş bir şekilde süreci sizlere izah edeceği, pardon, ses düzeninde bir sıkıntı mı var? Tamam, hayır, yakın mı zaten? Biraz sonra başkanımız detaylarıyla size konulara girecek. Ben sadece biraz hukuki kısmına değineyim konunun. Zaten alacağımız veya almayı değerlendireceğimiz tüm aksiyonların her birinin ayrı ayrı hukuki sonuçları var. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin başına gelen tatsızlıkların Fenerbahçe'ye karşı yapılan uygulamaların da hepsinin hukuki karşılığı var. Ben birazcık bunlara kısaca değineceğim. Sonrasında da sözü başkanımıza bırakacağım. Buradaki amaç hepinizin ayrı ayrı görüş ve önerilerinizi almak. Ve bu neticede de biz de salı gününe daha aklı selimle çıkıp bir topyekün genel kurulumuza karar alalım. Şimdi efendim ilk önce 3 Temmuz sürecine dönelim. Sözde şike operasyonuyla, kumpasıyla biliyorsunuz Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, değerli yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanlarımız ve Fenerbahçeli dostlarımız haksız yere bir operasyona kurban edilmiş ve bunun neticesinde haksız yere hapis yatmışlardır. Yeniden yargılama sürecinin sonlanmasından sonra beraat kararları biliyorsunuz kesinleşmiş ve Fenerbahçe'mizin haklılığı ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında hepimizin halk arasında kumpas davası dediğimiz, yani bu operasyonu Fenerbahçe'ye karşı planlayan
Fethullahçı terör örgütü mensubu, başta polisler olmak üzere sanıkların yargılanması süreci başlamış. Bu süreçte daha geçtiğimiz hafta Yargıtay kararıyla henüz bitmemiş olsa da bitmenin sonuna gelmiştir. Bu Yargıtay kararı ile ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada bizim aslında kaybettiğimiz bir şey yok ama üstüne basarak niye Fenerbahçe'ye her şey oluyor, niye bizim başımıza bunlar geliyor, bu konuda da düşünmenizi istiyorum. Şimdi hepimizin bildiği gibi 23 Ağır Ceza'nın kararında, ilk derece mahkemesinin yani, kararında bu sanıkların tamamına örgüt üyeliğinden, zincirleme iftiradan, zincirleme evrakta sahtecilikten 1000 küsur yıl, 800 yıl, 700 yıl gibi mahkumiyet kararları çıkmıştır. Sonrasında BAM nezdinde bunlar onanmıştır. Daha sonrasında konu bazı suçlar yönünden Yargıtay'a da gitmiştir. Yargıtay'ın geçen hafta verdiği kararda bütün bu sanıkların suçları kesin olarak ifade edilmiş. Yalnız bir tek şurada bir detay var. Bizim de anlamaya güçlük çektiğimiz iki konu var burada. Bir tanesi zincirleme suçlarla ilgili. Yani şöyle izah edeyim kolayca anlaşılsın diye. 100 kere zincirleme, yani 100 kere bir kişiyi evrakta sahtecilik yaptıysanız bir kişiyle ilgili, o tek bir suçtur diyor. Dolayısıyla 1 çarpı 100 yıl ceza değil, sadece bir cezaya hükmediyor. Bu hukuken son derece tartışmalı bir konudur. Tabii yargının verdiği kararı da saygı duymamız lazım. Ama tekrar biraz önce dediğim gibi bu daha kesinleşmiş bir şey değil. Oraya da gireceğim. Yalnız en çok beni rahatsız eden, bizi rahatsız eden Fenerbahçe'nin suçtan zarar görmedi diye bir karar çıkmıştır orada. Dolayısıyla katılımcı sıfatımız varken bu Yargıtay kararıyla bu da ortadan kalkmıştır. Şimdi bu çok tuhaf bir şey. Fenerbahçe nasıl suçtan zarar görmemiş? İlginç. Neyse, dediğim gibi bu daha kesinleşmedi. Buradan tekrar geriye gidecek. 23 Ağır Ceza'ya gidecek. Yargıtay Başsavcısı ayrıca Yargıtay Başsavcılığı bu karara itiraz edebiliyor. 23 Ağır Ceza'ya giderse de biz 23 Ceza'nın verdiği cezalarda direnmesini talep edebiliriz. Onun için kesinleşmesine henüz süre var. Çok zaman geçti bunun üzerinden. Bazı açıklamalarımda zaman aşımı tehlikesini işaret etmiştim. Zaman aşımı tehlikesi hala vardır ancak gerçekleşmemiştir. Onun için bir an evvel orada da beklediğimiz kararın çıkmasını umuyoruz. Şimdi bu iki esaslı davayla birlikte biz yönetime geldikten sonra konuyu, yani Fenerbahçe'nin maddi ve manevi zararlarını ve bunlarla ilgili ne türlü hukuki aksiyonlar alabileceğimizi etrafçılıca değerlendirip yine bildiğiniz gibi yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'na bir tazminat davası açtık. Niye Türkiye Futbol Federasyonu'na açtık? Çünkü 2010-2011 yılı şampiyonu Fenerbahçe'mizi 2011 yılında Şampiyonlar Ligi'nden bizi herhangi bir disiplin soruşturması dahi yapmadan men etmiştir. Bu kararından dolayı Fenerbahçe'mizin uğradığı maddi ve manevi zararlardan ötürü tazminat davası açtık. Tazminat davası açtık. Ankara'da görülüyor davamız. 8 asliye cezaya düştü. Bir son derece kıdemli, son derece konusuna hakim, süratli bir hakime dosya düştü. Ancak bu hakimimiz
sizin kıdeminden ötürü emekliliğe yaklaşıyordu. Karşı taraf vekilleri bir nevi bel altından hareket ederek, bel altından vurarak davayı geciktirmek üzere iki kere bu ilgili hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulundular. Tabii bu her seferinde süreyi uzatan süreçler bunlar. Bir türlü konunun esasına gelemiyoruz. Neyse, yine bir beklediğimiz gibi bu ilgili hakimimiz emekli oldu. Dosya başka bir hakime geçti. O hakim geldi. Dosyanın ehemmiyetinden, ağırlığından mıdır, baskıdan dolayı mıdır, yoksa kendi hür iradesiyle midir bilmiyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bir duruşma, bir celse sonra o da bir dilekçe sunmak suretiyle HSK'ya tayinini istedi. O hakim de gitti. Sonra bir hakim daha geldi. Daha bakın, işin esasına geçemedik. 2,5 sene oldu bu ayak oyunlarıyla. O hakimimiz de daha yeni geldi. Bir duruşma gördük. Bir hanım hakim. Genç bir hakim. Son derece hızlı bir şekilde ilk duruşmada bir kişi tayin etti. Yani aslında ta 2,5 sene önce, belki de 2 sene önce diyelim, ilk 1-2 celse sonra olması gereken noktaya ancak daha yeni geldik. Şimdi ne olacak? 3 kişilik bir bilirkişi heyeti atandı. Kendi konularında uzman. Karşı tarafın zaman aşımı iddiaları var. Burada da var. Daha önce tahkimde bu iş bitmiştir, kesinleşmiştir. Siz bunu özel hukuka taşıyamazsınız diye itirazları vardı. Bunlar usul itirazlar, usulü itirazlar. Onu hakimler reddetti. Her biri ayrı ayrı reddetti onu. Zaman aşımı itirazları var. Hesaplamaya, yani zararın hesaplanmasına dair itirazları var. Dolayısıyla bu 3 bilirkişiden mahkememizde, davayı gören mahkemede ne istiyor? İşte zarar hesabını yap, zaman aşımı var mı yok mu? Bu konuları açıklığa kavuştur, raporunu sun, davada devam etsin. Yani burada da enteresan, biraz önce de bahsettiğim gibi bazı geciktirme taktikleriyle olay 2,5 senedir, biraz önce de ifade ettiğim gibi, esasa anca gelecek. Bir sonraki duruşma 16 Nisan 2024 tarihinde. Çok yakından takip ettiğimiz bir dosya. Sizler de biliyorsunuz, her aşamasında bilgilendirme yapıyorum. Sadece ben değil, benimle birlikte bir avukat ordusunun kafa yorduğu ve bizimle beraber stratejiler kurduğu ve bu doğrultuda hareket ettiğimiz bir dava. Bununla birlikte yine tazminat davalarının devamında bir tane de biz ne dedik, başkanımız özellikle ne dedi? Biz devletimizle helalleşmek istiyoruz dedik. Ben ne dedim her seferinde? Biz devletimizle davalaşmak istemiyoruz. Biz bu sorunu sulhen halletmek istiyoruz. Dolayısıyla buradaki zarar kimlerden dolayı biz uğradık? Oradaki işte FETÖ mensubu olan polisler, hakimler, savcılar. Kumpas davası neticelenince İçişleri Bakanlığı'na bir sulh dilekçesi vermek suretiyle konuyu da izah ederek nasıl zarar gördüğümüzü bu terör örgütü mensuplarının kumpasından ötürü tazminat talebinde bulunduk. Bu reddoldu. Dolayısıyla süresi içinde İçişleri Bakanlığımıza da dava açtık. O da devam ediyor. Henüz Adalet Bakanlığı'na bir dava açmadık. Yani bunlar biraz sonra başkanımız son detaylarına girecek. Gerekirse benim cevaplandırmam gereken sorular olursa ben de memnuniyetle cevap veririm. Daha birçok hukuki sorun, konu var. Buradan uzun uzadıya anlatmayacağım. Başkanımız kürsüye buyursun lütfen. Kendisi bizlerle hepsini paylaşacaktır. Artık kendisi de konuya o kadar hakim ki en az benim kadar iyi bir hukukçu da oldu. Buyurun başkanım. Sayın Pekin, teşekkür ediyoruz.
bugünkü toplantımıza Deniz Kuvvetleri Komutanı iken bu kumpas sürecinde onurlu bir şekilde istifa eden emekli Oramiral Sayın Eşref Uğur Yiğit de katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Amiralim. Buyurun Sayın Başkanım, mikrofon sizin. Evet, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Yüksek Divan Kurulumuz, Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, İlker Paşam, Sayın Vefa Küçük. Küçüklüğümden beri tanıdığım insanları bile burada görmek çok memnuniyet verici. Hepinize hoş geldiniz. Hepinizi şahsına yönetim kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tamam, sakin olun, gelecek. Başkanımız dedi ki iftar için 18-15 de bitireceğiz dedi. Gerekirse biraz daha da uzatabiliriz. Çünkü Fenerbahçe tarihinin önemli toplantılarından birini yapıyoruz. Kendisi bunu söyledi, bizim yaptığımız planlamaya istinaden söyledi ama bu yüksek katılımı görünce sanki o saate kadar bitiremeyeceğiz. 14 kişi galiba konuşmak üzere söz almak istemiş. Mümkünse de kısıtlamayalım. Evet, önemli bir dönemeçten, virajdan geçiyoruz. Benim bugün amacım niye bu noktadayız? Milli aralar kulüpler için, kulüp yöneticileri için en keyifli anlardır. Hele bir galibiyetle milli araya girdiyseniz en son isteyeceğimiz bu tip bir süreçte bu konularla ilgili mesaimizi neredeyse %100'ünü harcamak. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdik ama aslında hiçbir şey güzel değil. Niye güzel olmadığını hem bugün hem dün hem geçmişte hem de korkarım ki ileride olamayacağını şahsım adına, yönetim kurum adına sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Sonra süreçte bazı yanlış anlamalar var. Uğur Bey de değindi, oraya da değineceğim. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu gidişat, gidişat değil, kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz. Uzun süredir organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ve ne hikmetse hiçbir kulübün başında tarih boyunca gelmeyecek tek olay bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi. Hem içeride hem dışarıda. Fenerbahçe mağduru filan da oynamıyor. Bu söyleyeceklerim, sayacaklarım hepinizin bildiği konular ama bütünsel baktığımız zaman ya nasıl olur da bir kulübün başına bütün bunlar gelir? Bizi yöneten insanlar nasıl buna müsaade edilir? Bunları bir gündeme getireceğim. Sonra da nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle biz olağanüstü genel kurul çağrımızı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toplandık, toparlandık. Artık işin geldiği boyut, bir müsaade eder misiniz beyefendi? Konuşacaksanız lütfen dışarıda konuşun. Hepinizden de rica ediyorum. Bu benim genel bir tepkim değil ama lütfen, yani benim dikkatim dağılıyor ve önemli konuları anlatmaya çalışıyorum size. El mi kaldırıyorsunuz orada? Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek ve bütünsel bir bakış açısıyla artık işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli. Ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize hep beraber aklı selim bir şekilde, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacak bir yöntemle ilerlemenin en doğru olduğunu ifade ettik.
Çağrımızı yaptık. Şu ana kadar çok yüksek bir katılım olacağını hissediyoruz ama ilk önce söyleyeceğim, İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızda bir haftaki son toplantıya ihtiyaç duymadan gereklilere nisabı toplayıp toplantımızı yapıp en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur. Bunu yapmak için de yönetim kurulumuz etraflıca istişare ettik ve bu kararı aldık. Bugün burada gördüğüm 700 küsür kişi ki dışarıda hala 50-60 kişi var işlem yapıyorlar salona girmek için. Salona da sığmamamız salı günü içinde bizler açısından ümit vaat ediyor. O yüzden tekrar söylüyorum, bu toplantının ikincisi olmasın. Lütfen 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza tüm Türkiye'ye artık yeter demenin zamanı geldiğini hep beraber gösterelim. Çünkü bıçak kemiğe değdi, kesiyor ve bacağı kopartmak üzere. Bir yanlış algılama var. Belki bunun sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü iki tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey dememek, hiçbir eylem içinde bulunmayıp hayatımıza devam etmek ki bana sorarsanız en kötü seçenek budur. En ekstremde de, ligden çekilmeden de ekstrem bir sonuç var. O da bir müddet futbol faaliyetlerini durdurmak. Bunun arasında da, bu iki ekstremin arasında da muhtelif konular var. Alternatifler var. Hareket planları var. İnsanlarla konuştukça, istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor. Dolayısıyla bunu bir 1-0 oyunu olarak görmemeniz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu durumu artık tahammül edemeyeceği için camia olarak belli konularda karar almak için salı günü toplanıyor. Bugüne kadar ne yaptık? Bireysel görüşmelerimiz oldu. Şu an hayatta 250 insan var. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne asil üye olarak veya yedek üye olarak yönetim kurulu seviyesinde hizmet etmiş. Onların aşağı yukarı 100 ile beraber bu salonda bir istişaremiz oldu. Dün Ankara'da 350 kişilik bir katılımla, yüksek yargı mensuplarının katılımıyla Hufuder'in ev sahipliğinde bir toplantı yaptık. Oradan görüşler çıktı. Bugün sizlerden görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim, bu sponsorluğu devam ettirip ettirmeyeceklerini sorduk. Yazılı bir şekilde aldık. Hatta bazı sponsorlarımız daha da fazla vermek istiyoruz dediler. Allah razı olsun onlardan. SPK ile toplandık. Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımızla ve teknik kadromuzla buluşacağız. Yani sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden, taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz. Ve camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklenti içinde olmayın. Hep beraber en doğru, en aklı selim ve en faydalı kararı vereceğiz. İçiniz rahat olsun. Şimdi nasıl bu noktaya geldik? Şunu belirtmek istiyorum. Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle bugün burada toplanmamızın veya 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Niye bardağı taşıran damladır? Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Trabzonspor'daki olay bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda o amaçla bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek. Bu Trabzonspor'un amacı demiyorum. Ama organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz?
Olağanüstü bir telefonlarınızı kapatmanızı rica ediyorum seslerini. 3 telefon çaldı şu an, 5 dakika konuştum. Bir kere bir güvenlik zafiyeti var. Bu güvenlik zafiyetini kimse bize açıklayamaz. Hiç kimse bize bu güvenlik zafiyetini açıklayamaz. Derbilerin nasıl olduğunu, nasıl gergin geçtiği biliniyor. Özellikle yıllardır biriken sorunlardan dolayı Trabzon-Fenerbahçe-Fenerbahçe-Trabzon derbilerinin ne kadar gergin geçtiği bilinen bir ortamda statta polis olmaması bizim açımızdan hiçbir şekilde açıklaması olacak bir konu değildir. Ben size bir örnek vereyim. Bizim stadımızda maç olduğu zaman, hatta maç mesai günlerindeyse kadın çalışanlarımız ruj, çakmak taşımıyorlar. Niye biliyor musunuz? Gündüz polis iki bariyer güvenlik vaziyeti alıyor. Öğle yemeğine çıkanlar dönüşte aranıyorlar ve çantalarında bu malzemeler varsa polis alıyor. İstanbul polisi bu kadar dikkatliyken, hatta bizim maçlarımızda, derbi maçlarında dikkat edin, maç bitmeden 5-6 dakika önce çevik kuvvet polisin sahanın içine girer, türbünleri çevirir, tünelde de ekstra polis konur, öyle maçlar oynanır. Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu. Genelde bardakla verilir sular maçlarda. Dediler ki Ramazan iftar onun için pet şişe. Peki. Trabzonlu dostlarımızla konuştuk. Hiç üst araması olmamış maça girerken. O da tamam. Maskeli insanlar, Karadeniz insanı merttir. Maskeli maça gidildiğini hiç hatırlamıyorum ben. Rize'si olsun, Trabzon'u olsun. Maskeli insanlar türbünlerde. Dolayısıyla gördük ki bir kez daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şampiyonluk şansı, şampiyonluk hedefleri zorbalık ile elinden alınacaktı. Ne olacaktı Batshuayi golü atmasaydı? İsmail Kartal 2-0'da tutamadı oyunu. Teknik, taktik vesaire konuşulacak. Sahaya atılan maddeler. Hiç bu kadar su atılmamıştı Trabzon'da oynadığımız maçlarda. Çok olaylar yaşandı. Son 10 senede 2 maçımız zaten maç oynanırken iptal edildi. Bu üçüncüsü. Yani %30'unda zaten sıkıntı var diyebiliriz peşinen. Ama hiç bu kadar madde atılmamıştı. Özellikle su. Dolayısıyla bize göre bu bir organize işti. Trabzon Emniyeti maça polis tahsis etmiyorsa, tahsis ettiği polisleri stadın içinde değil dışında bekletiyorsa Trabzonspor veya ev sahibi ne yapsın? Ki ev sahibi güvenlikten sorumlu olmasına rağmen. Bize göre Trabzon Emniyeti'nin büyük zaafı olmuştur. Emniyet Müdürü'nün hala görevde olması da aslında bizlere bir mesajdır. Onu da söyleyeyim. Sonra aynen bizim beklediğimiz gibi Trabzon Emniyeti şunu da söyleyeyim. 60. dakika bir şekilde hocamıza mesaj yolladım. Ben İstanbul'dan maçı seyrederken maçın nereye gideceğini net bir şekilde görüyorduk, belliydi. Hocaya yolladığım mesaj şuydu. 2-0 iken arkadaşlar, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldığı bir sezonda şampiyonluğa 4-0 giderken, konferansta giderken, süper kupa alma imkanı varken, takımımız 2-0 öndeyken bir kulübün başkanı hocasına mesaj yollayıp sağdan çekilebilirsiniz, yetki sizindir deme ihtiyacı duyması ne demek siz biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin Türk futbolunun geldiği kepazeliğin en güzel ispatlarından bir tanesidir. En önemli viraj, en önemli derbi, şampiyonluğa gidiyorum, takım 2-0 önde ve futbolcularımızın can güvenliği için hocamıza istediğin an takımı çekebilirsin mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Peki Trabzon Emniyeti, siz görmüyor musunuz? Birdenbire olmuyor ki bu olay. Aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama. Belliydi zaten bu noktaya geleceği. Biz İstanbul'dan geliyoruz, kendi takımımızın güvenliğini sağlayabilmek için bunu söylüyoruz. Öyle küçük bir şehirde
ikinci yarıya gerekli polis önlemi alınmıyor. Çok enteresan. Devam ediyorum. Tünel görüntüleri. Esas kavgalar tünelde oluyor. Biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. Her kulübün, stadın NETAŞ'ın kurduğu, altyapısı NETAŞ'ta olan hepsi federasyona bağlı kameralar var. Ne hikmetse biz görüntüleri alamıyoruz. Sevkler yapılmadı. Niye sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var? Size cevap verin diye sormuyorum. Haklısınız. Siz dayanamıyorsanız bir de beni düşünün, arkadaşlarımı düşünün. Onlara da ulaşamıyoruz ve duyum almaya başlıyoruz. Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçe futbolcular. Kaçmalıymış federasyonun şu anki bulunduğu nokta. Kaçsaymış Fenerbahçeli futbolcular ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlarmış. O yüzden de sevkler olmazmış. Zihniyete bakar mısınız? Kardeşim senin hakemin doğru düz maç yönetse zaten maç iptal olurdu bu noktaya gelmezdi iş. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak? Bu maçın bir numaralı sorumlusu bu noktaya gelmesinin sağdaki yönetimdir. Ama Türkiye'de bir hakem var mı? Böyle gücü olan bir kulübün, siyasi, bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edebilecek bir tane baba yiğit hakem var mıdır Türkiye'de? Federasyon açsaydı söyleseydi. Bu iş gidişat değil, maçı durdur. Önlem de yaptırım da almadı. Bir soyunma odasına girersin, bir beklersin. Yani alabileceği yaptırımlar da vardı. Hamleleri yapmadı, yaptıklarını çok geç yaptı. Dolayısıyla federasyon ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönelse zaten o kokart alınır kendisinden. Anlıyor musunuz niye yabancı hakem ısrarımız? Bir yabancı hakem olsaydı maçı bitirir miydi? Mümkünatı yok. Dolayısıyla bu işin Trabzon tarafı. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Çünkü Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfını uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerine baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Baktılar ki pabuç pahalı. Şimdi bir ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama Fenerbahçe futbolcuların linç mi edilmesi gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücudunun bir tarafına girip ondan sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Yoksa otobüsümüz viyadükten uçsaydı da mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Dolayısıyla Trabzon maçında yaşananlar bizim için bardağı taşıran damla oldu. Dikkat ederseniz iki kulüpte gerginlik olmasın diye çok dikkatli hareket ediyor. Biz orada çok iyi ağırlandık. Burada ağırladık. Onlar bizi daha iyi ağırladılar. Birbirimizle özellikle Ahmet Ketenci Bey üzerinden bilgiler paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Hani yanlış bilgilendirme, gaza gelme vesaire taraftar baskısıyla işi olduğu yerden daha kötü yerlere götürmemek için de azami gayret gösteriyoruz. Sevkler olmadı. Niye olmadı diyoruz. Yani merak etmeyin. Olacağı zaman zaten tedbirsiz olur. Adana maçını etkilemez. Etkilemez. Yedisinde maç koymuşsunuz. Onu etkiler mi? Ona mı ceza vereceksiniz de? O maça mı hazırlıyorsunuz? Aslında bir hafta geriye gidelim Trabzonspor maçından. Zorbalık da orada da gidiyordu bizim. Şampiyonluk şansımız. Pendik maçı. Diyeceksiniz ki ne zorbalık yaşandı. Sahaya atlayan olmadı. Sahaya atılan madde olmadı. Olmadı. Daha kötüsü oldu. 2006 Denizli'de maçı durdurarak çaldıkları şampiyonluğumuzdan daha çok maç durdu. Pendik maçında. İlk 45 dakika, 16 dakika top oynandı.
Uzatmalarla 56 dakika, 23 dakika top oynandı. Nasıl bir takım maçı kazanacak? Denizli'de atağa kalktığımızda konfeti atılıp duruyordu. Burada oyuncular yere yatarak, en çok faul çalınan maç. Pendikspor'un böyle başka maçı var mı? Yani camiamız uyanması için bunları söylüyorum. Aslında bir hafta evvel de organize yapıldı bize. Organizasyon yapıldı. ...2006'yı hepinizin malumu... ...orada yine zorbalıkla şampiyonluk gitti... ...3 Temmuz'u yaşadık... ...kimse yanımızda değilken... ...dimdik ayakta durduk... ...kulübümüz... ...rakiplerinden fersa fersa öndeyken... ...sadece futbolu değil her branşta... ...maddi anlamda en iyi durumdayken... ...hisselerimizin değeri 1 milyar dolarken... ...bunu bize yaptılar... ...ondan sonraki 13 sene malumunuz... ...ama... Devleti kasteden bu terör örgütü kimin duvarına tosladı? Sarı lacivert duvara tosladı. Ne oldu? Fenerbahçe'nin finansalları alt üst oldu. Futboldaki sportif başarısı alt üst oldu. İtibarı, reputasyonu yerle bir oldu. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne borcu vardır 3 Temmuz'dan sonra. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz işte Fenerbahçe şöyleydi, sarı lacivert duvar vesaire vesaire. Ne oldu bizim kayıplarımız? Maddi manevi. Bırakın maddi manevi kayıplarımızın adreslenmesini. Bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. Dolayısıyla 3 Temmuz, 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, 3 Temmuz'dan sonraki davalar, işte bir tane anlattı biraz evvel Fethi Bey. Fenerbahçe zarar görmüş. Nasıl Fenerbahçe zarar görmemiş? Kim Şampiyonlar Ligi'nden iki kere yollanmadı? Biz. Koyun 30-35 ay hepsinden 70 milyon euro. Sadece oradan hareketli. ...2007'de şampiyon gittik. Ali Sami yani. Su savaşlarını hatırlıyorsunuz. 19 polis yaralandı. Birinin gözü kör oldu. Hiçbir şey olmamış ki maç devam etti. O da iptal edilmedi. 2014'te 13-14 şampiyon olduk. Tam psikolojik travmadan kafamızı kaldırdığımızı düşündüğümüz bir ortamda bir sonraki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyken liderin 2 puan gerisindeyken 5-1'lik muhteşem bir Rize galibiyeti sonra dönerken yaşananları biliyorsunuz. Ondan sonra da takımı toparlayamadılar. Yabancı futbolcularımız ayrılmak istediler. Biz nasıl toparlayacağımızı da bilmiyoruz. Bizim futbolcularımız da çok travma yaşadı burada. Ama ne oldu? Orada da şampiyonluk gitti. Belki otobüs kurşunlanması olmasaydı bambaşka bir şey konuşulacaktık. Zorbalıkla bir şampiyonluk daha gitti. Şimdi niye faili meçhul? Herkes bulunuyor. İstendiği zaman. En küçük bir tweet paylaşan bilmem ne bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti dünyaya rezil edecek suikast girişimi Allah'tan muvaffak olmadı. Olsaydı ne olacaktı? O zaman bulunacaktı. Niye bulunmuyor? Devletimize soruyorum. Kaç defa bu kürsüye çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır dedik bunların faili meçhul olması. Bakın hep bunlar Fenerbahçe'ye oluyor. Ve hala faili meçhul. Belki onu bulsalardı bugün bir sürü şeyi konuşmuyor olabilirdik. Deprem oluyor. Allah kimseye bir daha göstermesin. Hiçbir ülkeye. Başta kendi ülkemize. Sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübün stadında hükümete tepkiler oluyor. Sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor. Dönemin İçişleri Bakanlığı. Niye öbürlerine gelmiyor da bize geliyor? Fenerbahçe stadında ekstra bir şey mi oldu? Yok. Ama bizim seyircimize, bize geliyor. Yani böyle çekiyorlar bizi siyasetin içine. O yüzden burada size anlattıklarım tabii şeye de girmeyeceğim. İrili ufaktı, maruz bırakıldığımız hakem kararları. Biz 9 oyuncumuz sarı kart sınırında çıktık Trabzon maçına.
kadroda yani 18-20 kişide 9 oyuncu. Hangi bugün hangi takımın 9 oyuncusu sarı kart sınırında? Yaptığımız faale bakıyoruz. Aldığımız sarı kartlara bakıyoruz. Şampiyonluk yarışında yarıştığımız rakibimizin yaptığı faallere, aldığı sarı kartlara bakıyoruz. Mukayese götürmüyor. Mukayese götürmüyor. Niye? Çünkü bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Son viraja geldiği zaman o ekilen tohumlar meyve veriyor. Bu da bize. Riyad'da kriz çıkıyor. O da bize. İki takım var, federasyon var, spor bakanlığı var, bir masanın etrafında karar alınıyor. İş dönüyor, dolaşıyor. Yine Fenerbahçe'ye bağlanıyor. Sonra 13 senede bir şampiyonluk. Sonra 10 sene diyoruz. 13 senede bir şampiyonluk. Evet. Yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro mühendisliği, belki yanlış hoca tercihi. Ama yeri geldi. Bangır bangır şampiyonlar giderken böyle çekildik aşağıya. 13 senede bir şampiyonluk, siz sadece Fenerbahçe'yi yönetenlerin yanlış kararlarından, kadro mühendisliğinden mi olduğunu zannediyorsunuz? Gerçekten böyle bir şeye inanabiliyor musunuz? Şeyleri de saymıyorum. 7 senede son maçta 3 şampiyonu kaybetmeye hiç girmiyorum. Denizli'yi bir konuşmuştuk. İkisi de bizim sahamızda. Orada da operasyonlar yapıldı. Ha belki biri olabilirdi. Üçü birden olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. 7 senede böyle bir kulübün son haftada 3 şampiyonluk vermesi dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu sezon bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Bu sezonda olan olayların hepsine bir bakın. Belki başka ülkelerde 50 sezonda, 100 sezonda olmuyordur. Biz bunları 4-5 ay içinde yaşadık. 1959 öncesi şampiyonluklar için bastırıyoruz, ediyoruz, komisyon kuracağız vesaire vesaire. Hiç komisyon yok, bir şey yok. Ve biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihimizi en iyi sezonunda, en çok puan aldığımız sezonda 3 kupa hedefine giderken bu ligde nasıl devam edeceğiz? Yoksa etmeyelim mi tartışıyoruz sevgili kongre üyeleri. Şu alternatiflere geleceğiz. Bunu tartışıyor olmanın işin vehametini anlatması açısından söylüyorum. Gerekli istişareleri yaptık. Bir karar aldık. Gerekli istişareleri yaptık. Fikirleri topluyoruz. Bunun yanında bana herhalde 100'ün üstünde mektup geldi kongre üyelerimizden. Şöyle yap, böyle yap, böyle yapma. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar futbol üzerinden toplumu gelme, belki sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme, haksızlık, adaletsizlik. Bunların hepsi bizim devlet büyüklerimiz gözünün önünde yaşanıyor. Benim anlayamadığım taraf bu. Lütfen, lütfen konuşmanın insicamı bozulur. Oradan seslenmeyelim, lütfen. Yeni görüntüler sızdı eğitim toplantısında. Bir hakeme fiziki saldırıda bulunduğun zaman kamu görevlisi sayıldığı için ona göre yargılanıyorsun. Bunlar kamu görevlisi ise adam çıkıyor diyor ki evet hata yaptım diyor. Yanlış yaptım, yapmamalıydım diyor. Evet yapmamalıydın. Vardakine soruyorlar. Vallahi ruh halimi hatırlayamıyorum. Düşünebiliyor musun? Ruh halini hatırlayamıyorum. Beklenti olduğu için diyor. Kaç kişi gördü bu videoları burada bir el kaldırabilir misiniz?
Hatırı sayılır ama yeterince değil bana göre. Ne demek istediğimi anlarsın. O zaman bu adam kamu görevlisi görevi ihmalinden yargılanamaz mı? Yok diyecek öbür taraf, sizin de video. Evet, bizim de videomuz var. Adam diyor ki hata yaptım demiyor. Böyle gördüm diyor. Belki hata, belki değil. Ama arkası da duruyor kararın. Ondan önce de başka penaltımızın verilmemesi. Evet, hatta penaltı verilmeli deniyor. İki, yani elma ile elma karşılaştırma değil. Ama nasıl bir sistem kurmuşlar tam anlamış da değilim. Ama hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Sezonlar oluyor, bizi aşağı çekiyorlar. Bizi aşağı çekemedikleri zaman bunları ittiriyorlar. Zamanında Sayın Aziz Yıldırım dediği gibi bunlar her şeyi yaparlar ama hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar. O kadar güzel söylenmiş bir cümle ki. Adaletin bekçisi olarak davranıyorlar. Ben burada 2,5 saat sizlerle ilgili konuştum. Beni mahkemeye veriyorsunuz. Verin, saygı duyarım. Ama söylediklerime de bir cevap verin. Bir tanesine verin ya. Ondan sonra çıkıyorsunuz, itidal, barış, toplum, Türk futbolu, marka değeri, car 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 konuşuyorsunuz. Hatta adaletin bekçisi olarak kendi televizyon kanallarınızda bütün takımların hakkını yendiği pozisyonları verecektiniz her salı. Nerede? Yalan, her şeyiniz yalan. Özellikle bir tanesi var, hayatı yalan. Deprem konutları yaparken bile, deprem için yardım kampanyası yaparken bile biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık. Sağ olsun herkese, burada da varsa yurt dışı derneklerimiz, Allah razı olsun, kesinize bereket. 1000 konteynerlik katkı sağladık deprem bölgesine. Omuz omuza kampanyasında onlar konut için yarışalım. Fenerbahçeli Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız. Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde açıyor. Diyorum ki biz yapamayız, bizim öyle bir paramız yok. Biz yapacağımız dediğimiz şeyi yaparız. Ama biz bunu yapamayız. Transfer yaparken bile transfer yaptıktan sonra, ya ne olacak 50-100 tane yaparsın diyor. Bu hayatı yalan olan. Yemin ediyorum bunu makineye bağlayayım, makineyi bozar. Ama ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet sonra televizyonlarda, köşe yazarlarında pohpohlanıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruyu ispatlamak zorundasınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var. Onlar gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar. Saldırırken bir de Fenerbahçeli yapıyorlar veya Ali Koç'un bilmem nesin diyorlar insanlara saldırırken. Böyle bir camiayla baş etmeye çalışıyoruz ve bu camia ne yazık ki hem siyaseten hem de federasyon olarak full destek alan bir camia. Ne yazık ki söyleyeyim, bunu söylemek zorundayım. Dolayısıyla Fenerbahçeliler, böyle bir ortamın içindeyiz. Hep beraber 2 Nisan'da Allah'ın izniyle gerekli sayıları da toplayıp beraber çocuklarımızdan, ailemizden de sonra bazılarımız için ailemizden de çok, canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Bunu lütfen bir karar olarak görmeyin. 1 veya 0 değil. Ligden çekilirsin, çekilmez. Ama o kadar arada alınacak başka kararlar var ki bunu beraber yapmalıyız. Genel kanaat, kademe kademe gidelim. Ne olacak bir alt lige düşersek? Aynı federasyon, aynı hakemler, aynı kurullar, aynı pespayelik. Ne gerek var diyenler var. Faaliyetleri durduralım, yurt dışında o ligde bu ligde takımlarla birleşelim diyenler var. Uçuk kaçık düşünceler var.
Yok, Trabzon'a maça gitmeyelim, faili meçhul durumu ortadan kalkana kadar diyenler var. Yok o kupadan çekelim, yok Süper Kupayı 19... Çok fikir var, Allah razı olsun hepinizden. Dosya dosya fikirler var. Biz bunların hepsinin ekonomik ve hukuki boyutlarını 2 Nisan'da sizlere anlatacağız. Zamanınızı geniş tutun lütfen. Gerekirse sahura kadar beraberiz. Bir iftar arası olacak, 45 dakika. Erol Bey'den de rica ediyorum, başkanlığımızdan da rica ediyorum. Süre kısıtlamasını kesinlikle ve kesinlikle yönetim kurulu olarak istemiyoruz. Çünkü çok tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Bir de gelin Trabzon'daki belediye başkan adayına. Yani ülkemiz öyle bir riyakarlık içinden geçiyor ki bir basın toplantısı yapılıyor. Şehrin bütün siyasetçileri orada. Sonra bir hanımefendi çıkıyor, konuşuyor. İstediği şeyleri söylemedikleri için kadına diyor ki siyaset yapma, sus diyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ama benim esas takıldığım, kabul etmediğim ve inşallah da bunun da bir vebali olur. İki tane Türkiye'nin en köklü kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararlara rağmen suçlayabiliyor adam. Üç tane daha fazla oy alabilmek için. Yani demek ki hakikaten biz bu ülkenin takımı değiliz ya. Biz bu ülkede fazlalık mıyız diyor. Ve evlat mıyız, başka ülkenin takımı mıyız? Hiçbir kıymet harbiyesi yok Fenerbahçe'nin. Bunu anlıyorum. Bunu anlıyorum. O yüzden daha fazla çok uzattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerimize teşekkür ediyorum katıldıkları için. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuna kadar aynı şartları, aynı mukavelleri anlaşma devam ettireceklerini, hatta bazıları daha fazla koyacaklarını söyledikleri için teşekkür ediyorum. Yarın takımımızla buluşacağız. Şimdiden 2 Nisan'a katılacak tüm kongrelerimize teşekkür ediyorum ve inanın size net bunu söyleyebilirim. Ne yapacağımız tam belli değil. Ama hiçbir şey yapmayacağımız kesinlikle olmayacak. Bunu size net bir şekilde söylüyorum. Bravo. İnşallah 2 Nisan. Bu mübarek ayda sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için bir milat olur. İnanın rekabetin düzeldiği her ortam Fenerbahçe'ye yarayacak ortamdır. Diğer branşlarda gördüğünüz gibi. Bazılarının anlayacağı dilden söyleyeyim. Artık inşallah Türkiye'de münafıklara da son diyeceğimiz futboldakilerine sonuçlar çıkar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza bu çok anlamlı ve tarihi konuşması nedeniyle teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmak isteyen değerli üyelerimizin isimlerini yazdırma sırasına göre Sayın İsmail Tepecik anons edecek. Sayın Bekir Okan Bey.
Yüksek Divan Kurulu Başkanı üyeleri. Bekir Bey, biraz mikrofona yaklaşır mısınız? Fenerbahçe'mizin çok değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve çok değerli Haziran üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Yıllardır, az önce de başkanımız anlattı, Fenerbahçe'mize karşı yanlış eylemler yapılıyor, yanlış kararlar alınıyor. İşte başkanımız, Aziz Başkanımız 3 Temmuz'da içeriye giriyor. Trabzon'da takım otobüsümüz kurşunlanıyor. İşte son maçta da gördük, can güvenliği yok Trabzon'daki maçta. Eski yine Trabzonspor Başkanı talimat veriyor. Kendim gelene kadar hakemleri bırakmayacaksınız diyor. Ve bırakmıyorlar. İşte son maçta olduğu gibi yabancı taşlar, sular sahaya atılıyor. Son maçta 3-2 öndeyken sahaya yüzlerce Trabzon fanatikleri sahaya giriyor. Oyuncularımıza saldırıyor ve can pazarı yaşanıyor. Bütün bunlar katlanacak olaylar değil arkadaşlar. Fenerbahçe büyük bir camia, başarılı ve dünya çapında bir takım. Bu durumda ne yapmamız gerekir? İşte ikisinde Sayın Başkan da söylediği gibi tartışacağız, bir yol haritası çizeceğiz. Ama bundan sonraki bu durumlara düşmememiz için, hakkımızın kaybolmaması için bizim çok ciddi her konudaki yetkililer üzerinde lobi yapmamız gerekir. Medyayla yakın ilişkide olmamız lazım. Moralimizi bozmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız ve de bizim Yüksek Divan Kurulu üyemiz kendileri Spor Bakanlığı'na, işte başkanımız ve bir yönetim kurulu veya Yüksek Divan Kurulu'ndan bir ağırlıklı heyetle gidip bütün bu sorunları anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Sayın Başkanımız Ali Koç bu haksızlıklara karşı sabrı artık tükenmiş ve gerekirse ligden çekilecek eylemler yapalım diyor. Bence bu rakiplerimizin istediği bir karar. En güçlü rakipleri gitmiş olacak. Bunca yıldır bir sürü kulüp bu düzenden şikayetçi ama şu anda sesleri çıkmıyor. Neredeler bütün kulüp başkanları? Yarın onların da başına gelebilir böyle şeyler. Bütün kulüp başkanlarının, özellikle 3-4 büyük başkanının ortak akılla hareket edip bu tür olayları önlemesi gerekir. Bunlarla ilgili tedbirler alması gerekir diye düşünüyorum. Biz bütün yanlış uygulamalara rağmen şampiyonun, bu ülke Süper Lig şampiyonun en büyük adayıyız. Aramızda rakibimizle 2 puan var ama biz çok rahatlıkla Galatasaray'ı kendi sahasında yenecek güçteyiz rakibimiz olarak. Bu eğer ligden çekilirsek... Efendim, salondaki uğultuyu lütfen kesebilir miyiz? Lütfen, konuşmacının dikkati dağılıyor, lütfen. Eğer bu çekilme şeyimiz olursa hem şampiyonluğu kaybedeceğiz hem de yıllarımız kaybolacak.
morallerimizi düzelterekten mücadeleye devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben 52 yıllık iş adamıyım. Tanıyanlar bilir. Türkiye'de ve dünyada, yurt dışında birçok projeler yaptım ve yapıyorum. Şunu öğrendim. Kavga ederekten başarıya ulaşamayız. Biz kavga etmeden haklarımızı, işte lobi faaliyetleri, iyi ilişkilerle çözeriz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, biz hep yanındayız. Senin işte başkanlığı da bırakmaman gerekir. Ben geçen hafta Miami'deydim. Rami Koç'la da, Ali Bey'in babasıyla da 3 gün birlikte olduk. Dedim böyle böyle, biz Ali Bey açıklama yaptı, bırakacağım falan. Evet dedi, iş olarak dedi, bize çok zarar veriyor, bırakmasını istiyoruz. Aileden de öyle bir baskı var, onu da biliniz yani. Sayın Ali Başkan'ın aileden de kulübü bırakıp şey edilmesi. Biz bu fikre karşıyız. Mutlaka Ali Koç'la devam etmeliyiz. Evet, son cümlem. Yaşasın Fenerbahçe. Saygılar sunarım. Sayın Okan, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Profesör Haluk Burcuoğlu Bey. Değerli dostlarım, Mabet'te bir kere daha konuşma onuruna eriştiğim için son derece mutluyum. Ama heyecanımı da mazur görünüz, dil sürçmesi olabilir. Ben size önce bir hikaye anlatarak başlayacağım. Bu hikaye, Fethi kardeşim zaten biraz bahsetti. Hani şu davamız var ya, meşhur federasyona karşı açtığımız, hala devam ediyor. İnşallah olumlu devam edecek, inanıyorum. O davada şöyle bir, ben terbiyeli bir adam değilim, soytarılığa değineceğim arkadaşlarım, lafımı hiç sıkınmıyor. Efendim, federasyonun temel savunması ne? Efendim, biz Fenerbahçe'yi Avrupa'ya gönderseydik, UEFA bizi mahvederdi, öyle değil mi Sayın Fethi Pekin? Öyle. Peki, UEFA'nın aklına nereden böyle bir şey geliyor? Hiç üzerinde durdunuz mu? Kornu denen vatandaş, müfettiş var ya, buraya geliyor. Ve bu müfettiş, Mehmet Ali Aydınlar ve ismini zikretmek istemiyorum. İki tane de, birisi hukukçu, diğeri değil, insanlarla bir araya geliyor. Ve bu konuşma sırasında bu arkadaşlar, yani federasyon UEFA'ya diyor ki Kornu'ya, vallahi Fenerbahçe nüksike yapmış olması fevkalade muhtemeldir. Ve dikkat, Kornu gidiyor bunları anlatıyor ve UEFA federasyona bir yazı gönderiyor. Yazı aynen şöyle: aldığımız istihbarata göre Fenerbahçe'nin şike yapmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ve federasyon hiçbir sıkıntı duymadan, yüzü kızarmadan bunu sav diye ileri sürüyor. Ulan siz söylediniz zaten. Kendi söylediklerinden, yani ben yaptım ama bize böyle dediler demek kadar bir soytarılık vardır. İnşallah bu davanın sonunda, yani hukukun varlığına pek inanmıyorum ama inşallah bu kadar, yani yoklukta olmasın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarım, başkanımız anlattı, hepimiz içinde yaşıyoruz zaten. Yani Fenerbahçe hedef. Neden hedef? Çünkü Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü, ondan. Bu kadar. Siz FETÖ olsanız nereye saldırırdınız? Ben Fenerbahçe'ye saldırırdım. Ben niye gideyim Galatasaray'la uğraşayım? Niye Beşiktaş'la uğraşayım? Tabii ki buraya saldıracaktı. O yüzden FETÖ orada akıllı hareket etti. Bunu da unutmayalım. Elbette ki buraya saldıracaktı. Başka nereye saldıracaktı ki? Biz bunları biliyoruz. Biz bunların hepsini biliyoruz.
Yani son yıllarda yapılan, yani aşağı hangi son, belki 15 yıldır çektiğimiz her şeyi biz biliyoruz. Ancak tepki vermemiz elbette ki bekleniyor. Elbette ki başkanın da söylediği gibi en kötü şey hiçbir şey yapmamaktır. Ama bana göre bizim, ha bir de şunu söyleyeyim. Neden biz böyle hep güçlüklerle karşılaşıyoruz? Gayet basit. Biz Atatürk ilkelerine inanıyoruz da ondan. Bunun başka açıklaması falan yok. Atatürk'ün adını anmaktan çekinen bir takım insanlar var. Bu kadar. Elbette ki bize saldıracaklar. Çünkü biz hep atanlar acındayız. Bunu da bağıra bağıra söylüyoruz. Onlara göre pek yakışıklı almıyor değil mi bu? Bu da bir maskaralıktır. Şimdi geliyorum tepki. Bana göre en büyük tepki Ali Koç'un çıkıp ben buradayım ne yaparsanız yapın arkadaşlar demesidir. Bundan daha büyük bir tepki olamaz. Hiç. Buna %100 inanıyorum. Hepiniz gelin. Hani diyor ya İmamoğlu hepiniz birden gelin de biz de öyle. Hepiniz gelin. Ben buradayım diyor. Başkan bunu yaparsa bundan daha büyük bir tepki olamaz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın hocam çok teşekkürler. Şimdi üçüncü sırada Profesör Sayın Vahit Özmen Bey. Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız ve Divan Kurulu üyelerimiz, Sayın Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı, Yönetim Kurulu ve saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri. Burada konuşma yapmanın ilk defa burada konuşma yapma şansı buldum. Japonya, Avrupa ve Amerika'da yüzlerce konuşma yapan bir bilim adamı için daha zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çocukluk yaşından beri var olan bir Fenerbahçe fanatizmi ve sevdası var. Yaşadığımız ve futbol takımımızı adeta ezmek için ortaya çıkan olaylar beni bir Fenerbahçe aşığı olarak sizlere hitap etmek zorunda bırakmıştır. Ve yönetim Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tıp bilimi dışında Türk futboluna hizmet etmek amacıyla 2000 yılında yapılan daveti kabul ederek Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı oldum. Bu başkanlık döneminde oldukça aktif bir görev yürütmeye çalıştım. Haftalık toplantılar ve futbol takımları, doktorlarının, masör fizyoterapistlerin eğitimi ve özellikle 2002 Dünya Kupası için özel olarak hazırladığımız eğitim programı, egzersizler, beslenme, diyet programlarıyla milli takımımızda dünya üçüncülüğünü elde etmişti. Yine 5 yıl görev yaptığım bu kurulda sevgili dostum Başkan Yardımcısı Ata Aksu ve sevgili arkadaşım dostum Şekip Mosturoğlu ile beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldım. Ve bu 5 yıllık süre içerisinde siyaseti mümkün olduğunca futbolun üzerinden uzaklaştırmaya çalıştık. Ve bunun için de büyük çaba harcadım. Görevi kabul etme şansım da buydu. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı yapılan her haksızlık sizlerde olduğu gibi bende de önemli bir reaksiyon yaratıyordu. Ve bu 5 yılın 4 yılında Fenerbahçe hak ederek, çünkü o zaman siyaset bu kadar baskı yapmıyordu, hak ederek 4 kez şampiyon oldu. Ondan sonra tabii siyaset işe el attı ve bir yasa çıkararak Futbol Federasyonu Başkanı görevden alındı. Olaya tam hakim olmak isteniyordu ve daha sonra seçim olarak belirtilen şeyler de aslında gerçek atamalarla federasyon başkanlarının tayinleri söz konusu oldu. Maalesef Fenerbahçe karşıtlığı
İleriki yıllarda bilinen nedenler ve organizasyonlarla giderek arttı ve takımımıza fiziksel ve psikolojik baskılar sistematik olarak devam etti. Biliyorsunuz, Sayın Başkanımız tekrarladı, diğer konuşmacılar tekrarladı. Fenerbahçe için yapılan kurşunlamalar, Denizli maçı ve en son Trabzonspor maçı. Bu artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Beni burada üzen olaylar tabii ki çok fazla ve en çok üzen şey de özellikle Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın sahaya giren taraftarlarını suçlamak yerine onları koruyarak ben taraftarlarımı meze yapmam gibi hiç kabul edilemeyecek bir ifade kullanmasıdır. Ve benim beklediğim modern bir toplumda, bir futbol arenasında böyle bir saldırıya uğrayan takıma karşı başta federasyon olmak üzere tüm takımların özür dilemesidir. Ama Türkiye, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği, ben sporcunun, burada sporla ilgili herkes kastedilmiştir, çevik, akıllı ve daha çok, daha önemlisi ahlaklısını severim sözünün kaybolması bizi bu ortama, bu gruba düşürmüştür. Şimdi ne yapacağız? Sayın Başkanımız da soruyor, ne yapacağız? Fenerbahçe ne yapacak? Bir kere ligden çekilmek belki de en sonda ama en mantıklı olanıdır. Ben bundan sonra da ya 13 yılda bir şampiyonluk almış bir takım, olağanüstü futbol oynayan ve hak ederek şu an yüksek bir puana kavuşmuş olan bir takımın bundan sonra da şampiyon yapılacağına kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. O zaman ne yapılabilir? Fenerbahçe bir kere bu davranışları yapmakla bence geç kalmıştır. Fenerbahçe'nin benim önerim bir kere mutlaka Türkiye Futbol Süper Ligi'nde mutlaka yabancı hakemlerle devam etmesi gerekir. Bundan başka çıkar yoktur. Görüyorsunuz ayarlanmış bir hakem var, avar ne varsa hemen anında bir takım çözümler bularak rakip takıma penaltı, oyunculara, rakip oyunculara kartlar göstererek bir dizayn oluşturmaktadır. Başka bir alternatif ne olabilir? Kolina düzeyinde UEFA'dan emekli olmuş bir hakem Fenerbahçe tarafından sözleşmeli olarak atanabilir, çağrılabilir ve bu iki takımın maçları sürekli her hafta izlenerek Avrupa'ya, UEFA'ya ve FIFA'ya bildirilebilir. Şimdi UEFA ve bu işlerle öyle değil efendim. Sık sık siz bunu UEFA'nın gündemine getirirseniz, Avrupa ve dünya futbol medyasına aktarırsanız, Türkiye'deki bu seviyesizliği bizim kadar, Türkiye'de yapılacak şeyler bitmiştir bence. Yani bizim kadar Avrupa'nın ve tüm FIFA'nın bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Biraz önce sözünü ettiniz. Acaba futbolcuları teknik direktör kafasına darbe alıyor. Kalecimiz meşale atıldıktan sonra, yaralandıktan sonra 60. dakikada bir gol yiyor. Ya bu maç nasıl devam ettirilebilir? Bu ekibin çok iyi bir şekilde yeniden motive edilmesi, spor fizyolojisi konusunda bilgili, uzmanlaşmış psikiyatrlar ve psikologlarla tüm takımın sürekli olarak sezon sonuna kadar eğitimden geçirilmesi, psikoterapi uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Çok zor. Livakovic gelmem diyormuş, diğeri bilmem. Zaten otobüsümüz kurşunlanınca şampiyonu ondan kaybettik. Başta Hoydonk olmak üzere hemen hemen tüm yabancılar futbolu bıraktılar. Dolayısıyla bundan sonra işimiz çok zor. Ayrıca benim futbol takımı için önerim mutlaka bizim futbol takımımızın sağlık grubunun, biz futbol federasyonunda görevliyken müthiş bir ekip oluşturmuştuk. Bu ekip
gerçekten çok ciddi bir şekilde sağlık sorunlarının ve travmalarının çözümünde etkin görev aldı. Mutlaka güçlendirilmesi lazım. Bir tek uzmanla Fenerbahçe futbol takımının yürütülmesi, sağlık sisteminin organize edilmesi çok zor bir şey diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. En büyük Fenerbahçe, yaşasın Fenerbahçe diyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Şimdi dördüncü konuşmacımız. Sayın Sevil Becan Hanım. Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Başkan Yönetim Kurulu Üyeleri ve saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Camiamıza yapıla gelen haksızlıkları kabul etmek imkansızdır. Sayın Başkanımız, bıçak artık kemiği de deldi derken, bunu çok güzel ifade etti. Artık burada bir tepki koymak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Mücadelemizi ve direncimizi ortaya koyan akılcı bir yol, çok akılcı bir yol izlemek şart olmuştur. Biraz evvel konuşuldu. Neden bize bu kadar tepki var? Neden bizim üzerimize bu kadar sistematik geliniyor? Burada tabii ki başta tarihimizden gelen ilkelerimiz var. Vatanına sahip çıkma gibi tüzüğümüzde, kuruluş tüzüğümüzde maddelerimiz var. Atamızın izinden yürümek gibi bir ilkemiz var. Ama öte taraftan da kadına bakış, kadın erkek eşitliğine bakış, spora bakış, sporun birleştiriciliğine olan inanç, ülke futboluna kulübümüzün büyük hatta olağanüstü katkısı, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman görüyoruz ki hazmedilemiyoruz. Başkanımızın konuşmasını, açıklamasını ve basın mensuplarıyla yaptığı toplantıdan sonra çıkan haberleri dikkatle takip ettim. Çarşamba günü de nazik davetlerine icabet ederek orada da önerilen her türlü farklı ve bir uçtan öbür uca kadar gidebilecek önerileri dinledim. Çok farklı yaptırımlar ve bunlara karşı alınabilecek alternatifler dile getirildi. Bence en hafifinden en ağırına kadar kademeli olabilir, artarak olabilir, nasıl olursa olsun bunların hepsinin net olarak anlaşılması ve bu konuda da yönetimimize destek verilmesi gerekiyor. Görüşüm 2 Nisan'da yönetime yetki verilmesi doğrultusundadır. Kesinlikle bu doğrultu herkes tarafından iyice irdelenmelidir. Beklentim şu ana kadar tam bir açıklık ve samimiyetle istişare, görüş toplama konusunu yöneten başkan ve yönetim kurulunun yetkiyi aldıktan sonra da aynı açıklıkla istişarelere devam etmesi, atacağı adımların hangisini, hangi dozda, nasıl uygulayacaksa yetkisi dahilinde hayata geçirmesidir. Bunu bekliyorum ve destekliyorum. 3 Temmuz sonrası nasıl birleşip sorunların üzerinden, üstesinden gelebildiysek, bugün de buna benzer bir birleşme zamanı olduğunu düşünüyorum. Artık birleşme ve bütünleşme bu noktada elzemdir. 3 Temmuz sonrası bir araya gelenler 2 Nisan'da da bir araya gelmeli. Önce Fenerbahçeli olduklarını hem taraftara hem de dosta düşmana tekrar göstermelidirler. Yüksek Divan Kurulu'nun yani bizlerin de desteği bu yönde olmalıdır. Ben bugün buradan bu şekilde bir karar çıkacağına yürekten inanıyorum. Bunun dışında aynen bugün olduğu gibi
Yüksek Divan Kurulu'nun da karar alma süreçlerinde kendisine verilen yetki alanını göz önüne alarak Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na tavsiyelerini düzenli bir şekilde ve bugün örneğini vermekte olduğumuz gibi Yüksek Divan Kurulu yapısının da buna evrilmesini çok önemsiyor. Hatta böyle bir Yüksek Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu ilişkisini hayal ediyorum. Sadece seçimli toplantılarda rekabetin yaşandığı ama bunun dışında her toplantıda Fenerbahçe'nin arkasında, yanında, yönetimle el birliği içerisinde, işbirliği içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bir Yüksek Divan Kurulu oluşumunu hayal ediyorum. Ve sayımız artık o kadar yüksek ki 5000'in üzerinde, bunun da çok ses getireceğine yürekten inanıyorum. Bu hayallerime yönelik atacağım önümüzdeki dönemde adımlarım olacak. Bunları sadece söylemediğimi söylemek istiyorum. Ancak bugün bunun yeri değil. Bugün en önemli konu 2 Nisan'da kongremizin felsefesini çok iyi anlamak ve bunu çevremizdeki herkese aktarmaktır. Bu toplantıya, bu kongreye mümkün olan maksimum sayıda katılmayı hedeflemeli ve oraya her birimizin ayrı ayrı çaba harcayarak üyelerimizi getirmemizi yürekten diliyorum. Fenerbahçe'nin inanıyorum ki tek yürek olması durumunda ve bunu da biraz evvel söylediğim gibi dost ve düşmana göstermesi bu noktada son derece önemlidir. Bakın orada alınacak kararlar şöyle veya böyle önemlidir. Tabii ki onların hayata geçmesi daha da önemlidir. Ancak orada bu gücümüzü, bu birlikteliğimizi, bu yan yana duruşumuzu göstermek bence hepsinden daha önemlidir. Ve ümit ediyorum, umuyorum, inanıyorum ki biz hepimiz yan yana orada birleşeceğiz ve olağanüstü genel kurulumuzdan tek ses olarak kararlı bir şekilde çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Becan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki konuşmacımız. Sayın Ahmet Yüksektepe Bey. Çok değerli divan başkanım ve kurulu arkadaşlar, değerli başkanım, yönetim kurulu üyelerim ve divan üyesi arkadaşlarım. Şimdi burada daha önceki konuşmalarda ve başkanımın konuşmasından ne kadar dışlandığımız, ne kadar hakkımızın yenildiği 2006'dan beri süren süreçte çok mağdur edildiğimizi hepimiz biliyoruz. Ben direkt önerilere geçeceğim. Başkanımıza istediği yetkiyi tüm divan üyesi ve ailemizle beraber, ben 12 kişiyim, 2 ayın ikisinde salonda bulunarak yetkiyi vermemizi istiyorum. Firesiz başkanın arkasında olmayı ve başkana bu yetkiyi tanımak istiyoruz. Ben kişisel olarak bununla ilgili etrafımda ve sağda solda büyük çalışmalar yapıyorum. Burada bu kararı devreye sokacakmış gibi de yönetim kurulunun her aşamada yanında yer almamız gerektiğini düşünmekteyim. İkinci bir konu aktaracağım. Mevcut federasyon atamayla geldiği için seçimli federasyon gelene kadar her türlü kurullarda kulüp temsilcileri veya üyelerin tamamının red oyu vermesini veya gerekiyorsa mazeret bildirerek biz bu yönetimin seçimle gelene kadar oy vermeyeceğimizi her şekilde taraftarla, yönetimle, gittiğimiz platformlarda toplantıları terk ederek yönetimin arkasında olmamız lazım. Ve onlara oy vermeyeceğimizi de açıkça dile getirmemiz lazım. Bir tarihte Galatasaray Kulübü'nün hocası ben taraftara oy vermeyin dedim dedi. Sonra siz siyaset yapıyorsunuz denildi. Hayır ben federasyona oy vermeyin dedim dedi. İnkar etti dediğini. Bizi milyon taşı gibi kullanmalarına izin vermeyelim.
Üçüncü söyleyeceğim son olarak, dünyanın en büyük kulübüyüz. Evet doğru, 9 branşta, Avrupa'da ve dünyada bizim gibi savaş veren, bizim kadar güçlü olan bir kulüp yok. O zaman şunu yapmak lazım, ben de bir öneri olarak bunu söylüyorum. Biz derneklerimiz aracılığıyla ilçelerde, illerde, köylerde, tüm platformlarda, forumlarda bu kulübün büyüklüğünü ispatladığımız o başarılı olan sporcularımızı billboardlara asmayı, insanların gözünün içine sokmayı, bunun için para gerekiyorsa para vermeyi. Yani ben mesela şimdi burada şunu netçe söyleyeyim, bu kulübün ihtiyacı olsun, bir tane evim var, satar bu kulübe veririm. Evet, başkanımın dediği gibi, bu tabii lafta değil, burada açıklıyorum onu. Hiç çocuklarıma sormadan açıklıyorum. Çünkü biz tutkulu bir taraftarız. Bu ülkenin bayrağına, cumhuriyetine, kurucusuna, toprağına toz kondurmayız. Evet, bizi kimse dişleyemez. Biz bu kulübe ta kurulduğu tarihteki şehitlerimizden beri zaferin rengini anlattığı gibi sahip çıkmak zorundayız, sahip de çıkacağız. Bizi kimse yok edemez. Onun için ben bunun en çok yönetimin irdeleyeceği konunun maddi olduğunu, yani bizden beslenen federasyonu, basını, diğerlerinin kaynaklarını kesecek şekilde bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğine inanan birisi. Madem bu ülkenin %60 ekonomisine bugüne kadar biz 15 yıldır başkanlarımız ve taraftarımızın gücüyle ayaktayız, vergimizi veriyoruz, her türlü mağduriyeti yaşıyoruz, halen 9 tane branşta başarılıyız, o zaman gelin el ele verelim, kendi YouTube'umuzu kurup kendi kulübümüz dışında hiçbir yayını izlemeyelim, hiçbir televizyon kuruluşuna, basına bilgi vermeyelim ve bu federasyonu itibarsızlaştıralım. Bunun en güzel örneğini de kupa maçında verebiliriz. Kupa maçına çıkmamak iyi sağlamasak bile mevcut bildirdiğimiz sporcuların içerisinde hiç oynamayanlarla çıkıp o kupayı itibarsızlık hale getirelim. Çünkü bizim 2011'deki kupamızın tarihini halen bu atanmış federasyon belirlemedi. 2011'deki Süper Kupa maçımızı, o tarihini belirlemeyen kişi oturmuş bize şimdi Süper Kupa'da hadi gelin burada maç oynayalım diyor. Biz oyuncak değiliz. Söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Yüksektepe. Şimdi sıradaki Sayın değerli Ahmet üyemiz. Ahmet Bulut Bey. Çok kıymetli Azur'un ekranları başında bizi izleyen büyük Fenerbahçeliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ben gerçekten kendi adıma söyleyeyim, hafta içi güzel bir gün, mübarek Ramazan. Bu kadar fazla katılım beklemiyordum ama ben bile yanıldıysam 2 Nisan'da demek ki dolup taşacak ortalık yani. Şimdi bizi yine bir şeylerle sınamaya çalışıyorlar. 2011'de cevabımızı verdik. Bir daha hatırlatın diyorlar. Bunu yapmalıyız. Şimdi başkanımız ve daha önce çıkanlar söylediler. Buraya durup dururken gelmedik. Ne yaptık diye düşünüyorum. Yani neden olabilir? Aklıma bir sürü şey geliyor. 12 branşta faaliyetimiz var. Olimpiyatlara birçok sporcu gönderiyoruz. Kadın voleybolda, erkek basketbolda, kadın basketbolda Avrupa şampiyonluklarımız var. Gençlerimize, çocuklarımıza spor imkanı sağlıyoruz. Kadınlarımız, göz bebeğimiz, Eda'mızın heykeli var. Sporcular bizim gururumuz. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da Avrupa şampiyonu oldu bu arada. Yani biz bu Türk sporunu domine ediyoruz. Ekonomisini domine ediyoruz, katkıda bulunuyoruz. Çok büyük bir aidiyet duygumuz var. Ama bize futbolda, Erol Bey de söyledi geçen gün açıklamasında, oyunda oyun olun ama yarışmayı bize bırakın diyorlar. Biz sizin ayarınıza göre götüreceğiz. Böyle yapmadılar mı yıllardır?
Çok ileri geri gitmeyelim. Geçen sene ikinci yarının ilk maçı mıydı? Adana Demirspor maçı. Mert Hakan'ın golünü iptal ettiler. Dört pozisyon geri geldiler ya. Yani belki ikinci yarının ilk maçı veya ikinci maçıydı ki en iyi maçlarımızdan biriydi. Maç sonu Jesus atmıştı hakem. Şimdi unuttum hangisi olduğunu unuttum. Çünkü bunlar isimleri değişiyor. Ali Palabıyık mıydı? Evet, şimdi de çıkmış itirafçı olmuş. Orada burada konuşuyor ya. Fırat Aydınus Caner Erkin'i arkası dönük yanattı. Özür dileyeceksin Fırat Hoca. Önce özür dileyeceksin ya. Selçuk Dereli bitirmedi Denizli'deki maçı. Çıkıp özür dileyeceksiniz ya. Trabzon'da aynısı. Gözünüzü kapatın. Bir ekrana bir maçı koyalım. Denizli'de sahadaydım. Trabzon'da itfaiye girmedi. Yangın çıkmadı o kadar. Sonra Apia o golü ne atmadı dediler. Bizim içimizde şuursuzlar var. 2-0'dan sonra İsmail Hoca takımı geri çekti dediler. Benim yakın arkadaşlarım var. Ve şimdi gideceğiz. Samiyen'de 1-0 galibiz 37. hafta. O takma maçı bitirecekler mi sizce? Biz oradan oraya gezdirilen şamar oranı mıyız affedersiniz? Ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey yapmamaktan vazgeçti zaten başkan söyledi, kusura bakmayın. Bizim çocuklarımızın şampiyonluklarını çalıyorlar. Ve buna müesses nizam sessiz kalıyor. Şimdi bizi üzenleri biz üzeriz. Dediğim gibi hatırlatacağız. Bizi üzenleri biz üzeceğiz. Bizim canımızı sıkanların canını sıkacağız. Ben burada da söyledim. Ekim-Kasım ayıydı. Ya bu Türk hakemleri, bu federasyon bu işi güvenlik sorununa getirecekler dedim. Bilmiyordum Mart ayında Trabzon maçının falan olduğunu. Dayak yiyen Fenerbahçe diye mi siz sessiz kalıyorsunuz? İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı. Ya biz Trabzon'da uslu uslu dayak yemedik diye eleştiriliyoruz ya. Kaçsaydınız, kaçamayan da dayak yeseydi. Bu saatte PPDK açıklanmadı. Siz kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Şu var. Ben daha önce de söyledim demekten de bıktım da. Şu 3 Temmuz sonrasını irdelemeliyiz. Biz savrulduk, dağıldık, parçalandık. Hala bütün değiliz. Bugün çok güzel bir birlikteliğimiz var ama ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Eleştirdiğim bir şey burada yapmak istemiyorum. Yoksa korkmam isim de veririm. Ağırda konuşurum. Hala burada eksiyiz. Hala yeterli değil birlikteliğimiz. Bundan güç alıyorlar. Neden güç alıyorlar derseniz aldıkları güç bu. Bunu bilmiyor muyuz? İşte sohbet ettik. O neye yok, bu neye yok diyoruz değil mi? Sağ olsun paşam burada. Zaten maçlarımıza gelir Allah razı olsun. Nerede? Önüne Fenerbahçeli ünvanı yazan bürokratlar, siyasetçiler neredesiniz ya? Bakın bu takımın otobüsü kurşunlandı, geçmiş olsun demediler. Trabzon'da saldırıya uğradık, geçmiş olsun diyen yok. Ne devletten ne siyasetten ne de spor kulüplerinden. Bizi bu kadar ayrıştırmışlar. Bu kin, bu öfke nedendir onu bilmiyorum. İşte bildiklerimizi anlattık. Türk sporuna hizmet ediyoruz. Rejimin yanında duruyoruz. Kalkan oluyoruz. Filmimizi çektik. Unutanlar varsa diğer taraflardan diye tekrar onları izliyoruz. Şimdi 2 Nisan'da bir kere şu çoğunluğu sağlayalım. Lütfen rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum. Ya bunun 9'u olmaz onu söyleyeyim. Bu 2 Nisan'da olur bu iş. Yani başkan da o tereddütü giderdi. Yani işte ben oraya gelirsem kulübün ligden çekilmesine vicdanen rahatsız olmayan, rahat etmem diyen benim samimi arkadaşlarım var. Sabah konuştuk tartıştık. Yok öyle bir şey. Bakın biz 3 Temmuz'u sorguladık mı? Bir sabah operasyon yaptılar. Aziz Bey aldılar. Yöneticilerimizi aldılar. Çalışanlarımızı aldılar. Ne dediler? Aziz Bey çete kurdu, şike yaptı. İnandık mı? Sorguladık mı? Varsa içimizden onlar Allah affetsin. Olanlar oldu. Gerekirse onda da ifşa ederiz yeri gelince. Herkes imdik yanında durdu. O direnişe önce kadınlar inandık. Toplumda kadınların bir şeye inanması çok önemlidir. Geldiler, Kadıköy'de 40 bin, 45 bin kadın doldurdu stadı.
O direniş kadınlarla başladı. Bu direniş de bugün filizlendi, salı gün başlayacak. Salı gün hastalık ölüm hariç oraya gelmeyen o sayı Samuel'den utansın. Fenerbahçeli futbolculardan utansın. İmkanı olup da salı gün oraya gelmeyen utansın. Bu takımın verdiği mücadeleden utansın. İsmail Hoca'ya yapılan haksız eleştirilerden utansın. Hala hoca 3-5 gün önce ben içeriden de destek göremiyorum diyor. Bu nasıl bir duygudur ya? Ne istiyorsunuz ya? Bu nedir takımınıza objektif olmak bu Fenerbahçeliler ya? Kiminle savaşacağımızı bilelim. Dışarıdakileri biliyoruz. Utanmadan 65'te niye girmedi? 67'de niye çıkmadı? Geri ya size ne kardeşim? Hangi işiniz doğruda İsmail Hoca'nın işine karışıyorsunuz? Bu içimizdekilere söylüyorum. Bu benim yaram çünkü ya. Objektifiz. Dediği gibi başkan, baş şu yapmasa ne olacaktı? İsmail Hoca'nın B planı yok, C planı yok, D planı yok. İşte bizim başkan da geç kaldı, geç gitti. Kazağına taktılar ya, totemine taktılar ya. Görmüyorlar mı onlar, hissetmiyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Dediğim gibi nasıl 3 Temmuz'u sorgulamadan Aziz Başkan'ın yanında durduysak, o içeride biz dışarıda direndiysek, tabutumuzu çakarken o çivileri söküp attıysak, 2 Nisan'da da Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun yanında amazsız, fakatsız, gayrısız duracağız. Başka Fenerbahçe yok. Başka Fenerbahçemiz yok. İnşallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşım. Şimdi bir de o tabii yönetim kurulunun bileceği iş ama yani şu konuda yetki verelim, bunda vermeyelim falan, bu olmaz. Yönetimin başkanın samimiyeti, görev aşkı sorgulanmaz. Yetki verilir. Bu kulüp için gövdesini koymuş, servetini koymuş bir başka ve yönetim kuruluna sen şunu yap bunu yapma denmez. Yetki adam gibi verilir, öyle yok ya. Bakın 3 Temmuz'da bir şey daha yaptılar, hatırlar mısınız? Dediler ki ya bütün bu işi yapan Aziz Yıldırım, yanında 3-5 kişi. İstifa etsin, ayrılsın. Biz Fenerbahçe'ye bu işlere karıştırmayız dediler, hatırladınız mı? Biz kulübe hemen dediler çıkartırız bu dosyadan. Yuttuk mu Zoka'yı, yutar mıyız? Şunu bilmiyorlar ya, biz takım falan tutmuyoruz, biz Fenerbahçeliyiz. Bunlar anlamıyorlar bu işi. Anlamalarını da beklemiyorum. Bak şampiyon olmak mümkün, Fenerbahçe olmak imkansız kardeşim, imkansız. Olamazsınız. Hiç de olamayacaksınız. Zorunuz bu zaten. Şimdi dolayısıyla Ali Bey'e burada, Ali Bey de bunu hissettirdiler ki birkaç kez söylemek ihtiyacı hissetti. Yani benim olduğum dönemde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu zor. Başkaları da üflüyor. E Ali Bey işte siyasete falan filan, ne yapalım? Ali Bey bir gitsin de. Bakın başka biri gelince sizin şampiyonluklar gelir. Yok öyle ya ama. Öyle bir şey yok. Bu Fenerbahçe kulübüne kimse böyle telkinde bulunamaz. İma bile edemez. Öyle ele geçirmek falan filan. Yok öyle bir şey. Yüreğiniz yetmez, cesaretiniz yetmez. Yetenleri gördük. Tekrar bir bak, rövanş almak istiyorsanız biz rövanşı vermeyiz. Bak 2011 rövanşını falan almak istiyorsanız öyle bir şey yok. Bu camiye rövanşı size vermez. Buraya 800 bin kişi gelmiş bak. Kimsiniz siz ya? Biz de neyimize ne alacaksınız bizden? Biz stadımızı kendimiz yapmışız. Basketbol salonumuzu kendimiz yapmışız. Fenerbahçe Koleji'ni 2 kere satın almışız. Siz ne diyorsunuz ya? Biz devletten alacaklıyız, alacaklı, borçlu falan değiliz. Bizim devlete borcumuz yok. Ama devletin bize var. Öyle veya böyle ödeyecekler. Ya biz spor kulübüyüz. Nelere dikkat ediyor bu müesses nizam? Trabzon'da linç girişimine uğruyoruz. Oradaki yöneticilerden aman buranın ayarı kaçmasın, ortalık gerilmesin diye apronun önünde demeç verdirdiler yöneticilerimize ya. Benim çok ağrıma gitti. Bize ne oluyor? Biz gerilmiyor muyuz? Biz tahrik olmuyor muyuz? Siz nasıl bu kadar hafif alabilirsiniz? Bu cüret nedir yani? Kimsiniz siz?
Adınızı bir bilelim bir kere, saklanmayın. Bir çıkın, biz izleyin ya. Benim o deyin, benim. Sizin canınızı ben sıkmak istiyorum. Kaçak dövüşmeyin. Mehmet Büyükekşi'nin arkasına saklanmayın kardeşim. O zavallının biri. Sen çık karşımıza, kimsen o. Kimseniz o çete, şebeke, kimseniz FETÖ. Gösterin o kafanızı bir. Bir tanıyalım sizi ya. Bir savaşa, bir kavgaya giriyoruz. Bu laflar çok sportif anlamda söylenecek laflar değil ama gerçek bu. Böyle bir kavgaya girilirken komutansız girilmez. Az önce Haluk Hocam da söyledi. Ali Koç dimdik başımızda durmalı ve devam etmeli. Bunun başka lamıcını yok. Biz gerekirse Rahmi Bey'in ayağına kadar gider izin isteriz. Yapacak bir şey yok. Ya birilerinin bizi anlaması lazım. Rahmi Bey anlar diye düşünüyorum. Kusura bakmayın ya, böyle çok gelgitler yaşadım. Uzun da konuştum, affınıza sığınıyorum. 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin yeniden bir tarihi yazılacak. Orada görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sayın Bulut, çok teşekkürler. Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Namık Kemal Aydın Bey. Sayın Divan Başkanım ve Yönetimi, Sayın Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yönetimi, Sayın Yüksek Divan Kurulu üyelerim ve sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben kısacık burada sizlere kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'mizin önüne bir sürü setler çektiler. Şer odakları Fenerbahçe'mizi linç etmek için birbirleriyle yarıştılar ve birçok yerde de muvaffak oldular. Fakat bu sene Fenerbahçe kuvvetli bir kadro kurarak şampiyonlukta iddialı olduğunu ortaya koydu ve rakiplerimizi gözdağı verdi. Rakiplerimiz baktılar ki Fenerbahçe gümbür gümbür gidiyor, nasıl bununla mani oluruz diye şer odaklarını devreye soktular ve Fenerbahçe'yi hakemlerle, federasyonla, yorumcularla, satılmış yorumcularla, o kalem şörler dedikleri satılmış gazetecilerle Fenerbahçe'nin önüne set çekmeye kalktılar. Ama bu arada biraz daha ileriye giderek Trabzon'daki olayları organize ettiler. Fenerbahçe orada son dakikalarda gol atıp bağırıp gelince eyvah dediler. Fenerbahçe şampiyonlar gümbür gümbür gidiyor, ne yaparız dediler. Ve oradaki olaylar böylece çıktı. Ben ondan sonrasına bakacağım. Dediğim gibi şer odakları bu sefer Fenerbahçe'ye nasıl mani oluruz diye düşündüler. Fenerbahçe'nin 11 Nisan'daki Olympiakos maçına mani olmaya, Fenerbahçe'yi linç etmeye, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda nasıl önünü keseriz diye 7 Nisan'a Süper Kupa maçını koydular. Süper Kupa o kadar önemli bir şey değil, Süper Kupa. Bu Mayıs'ta da oynanır, müsait bir zamanda oynanır. Fenerbahçe 3 günde bir maç yapıyor. 3 günde bir maç. Bu Olympiakos, Yunan Federasyonu Olympiakos'un maçlarını diğer baştan seyrederken bizimkiler maç üstüne maç koyuyorlar. Üstelik Süper Kupa'yı Şanlıurfa'da oynatmaya çalışıyorlar. 3 gün sonra da Olympiakos maçı oynanacak. Sevgili dostlar, bu bir linç kampanyası değil midir? Sayın Başkanım da yöneticilerden rica ediyorum. Bu Süper Kupa'yı oynamayın. Bu Süper Kupa lekelenmiştir, lanetlenmiştir, kirlenmiştir. Bunu şerefli kupalarımızı yana kazansak bile koymayınız. Biz de bunu istemiyoruz. Ve ben hepinize saygılar sunuyorum ve bu maçın lütfen oynamayın Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi sıradaki değerli üyemiz
Sayın Veysi Boyraz Bey. Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Üyeleri, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Sayın Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, TV'de bizleri izleyen taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmanın ilk başından altını kalın harflerle çizmek istediğim konuşmaları madde madde sizlere okuyacağım. Fenerbahçe Spor Kulübü kendisine yapılan haksızlıklara karşı başta başkanımız Ali Koç Beyefendi ve yönetim kurulu ve biz üyeler dimdik ayakta durarak gösterdik. Bu durum artarak devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Biz her zaman Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, İdarecilerin arkasındayız. Bunu herkes bilsin. Ulu önderimiz Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyerek yine bizlerden önce geleceği görmüş, zeki ve çeviklik Allah vergisi. Fakat ahlak insanların dürüstlüğü ile gelişen bir durumdur. Rakip kulüplerin ne yapıp ne yapmayacağını, hakemlerin, federasyonun ne yapıp yapmayacağı yazılı olarak belirtilmiştir. Bu yazılı olan kısımları tekrar okunmalı, hiç kimse yapması gerekenden ne fazlasını ne eksiğini yapmamalıdır. Yani kraldan çok kralcılık yapmamaları gerekir. Eğer bunlar böyle devam ederse çok şeyler kendiliğinden düzelecektir. İşte burada etik ve ahlaki kurallar ön plana çıkmaktadır. Bizim de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak istediğimiz budur. Haklı olduğumuz bu konularda kimseyi kırmadan, bağırıp çağırmadan ve kendi hakkımızı savunmamız gerekir. Yani Türkiye'deki en büyük hastalıklardan birisi çok bağırırsan haklıymışsın gibi kabul ediliyor. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bunu kabul etmiyoruz. Burada başkanımızın ve yönetim kurulu çok da iyi yapıyor. Şiddet ve nefretten hiç kimseye bir fayda gelmez. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Sporun dışında da bir yaşamımız var. Bu ülke hepimizin ve hiçbirimiz ülkemize zarar vermek istemeyiz. Başkanımız ve yönetim kurulu çok olumlu bir yapı izliyor, yol izliyor. Kongre üyelerinin fikirlerini alıyor. Bu da sağlıklı karar vermelerinde çok faydalı olacaktır. Benim düşüncem bozulacak olan bir sistemi düzeltmek, yeniden inşa etmekten daha kolaydır. Pandemide ve depremde zamanı bu andaki birleşen ve kenetlenen Türk halkı bunu başaracaktır. Ellerini ovuşturarak bu kutuplaşmayı bekleyenlere lütfen fırsat vermeyelim. Tarihte bu bölünmeler farklı şekillerde Türkiye'de yaşanmıştır. Sonunda Türk halkı yine kenetlenip
yaşamaya devam etmiştir ve Türk milleti olarak da devam edecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki sayın değerli Vedat, üyemiz. Sayın Vedat Bayram Bey. Saygıdeğer Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri, eski dönem Genelkurmay Başkanım ve eski dönem Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Fenerbahçe Divanı'nın ak saçlı akil adamları, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. O kadar kaliteli konuşmalar oldu ki divana katıldığım süreler içinde ciddi keyif aldım. Başta Vahit Özmen Bey birkaç konuşma önce konuşmalarını yapıp başka taraflara da dikkat çekip lafı eğip büyümeyen Ahmet Bey ve diğer konuşmacılara da bu vesileyle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben aşağı yukarı 10 yıl İstanbul'daki sporu yönetmiş, sporun bakanıyla birlikte, valilerle beraber yönetmiş bir üyeniz olarak, bir spor adamı olarak ifade ediyorum ki, az evvel burada başkan dahil tüm konuşmacılarda olduğu gibi, hayatımda böyle bir derbi icra edildiğine şahit olmadım. İstanbul'da daha büyük derbileri onlarca sene tedbirlerini alan kişi olarak söylüyorum. Bu tedbirleri alamayan gerek mülki idareciler gerekse federasyon başkanı behemal hiçbir ikaza gerek kalmadan hemen ya görevlerini bırakmalı ya da görevden alınmalıdırlar. Bunu da burada ilan ediyorum. Şimdi az evvelki söylediğim görevlerim itibarıyla tespitim odur ki başta Türk futbolu olarak Türk sporu iyi gitmemektedir. Elbette bu iyi gitmeme halini eğip bükmeden sarih verilerle ortaya koyarsak, başta siz değerli üyelerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun vicdanlarında bu gerçekleri koyar, daha sonra da haklı oluruz. Bu haklılığın birinci delili, az evvel Vahit Özmen hocamın söylediği gibi, yaklaşık bundan 20 sene evvel ya da 21 sene evvel dünya üçüncüsü olan Türk futbolunu size örnek gösteriyor. Bu kadar seviyeye gelen, bu kadar çıta atlayan Türk sporu ve dünya Türk futbolu, daha sonra dikkat ederseniz bu son zamanlarda Dünya Kupası elemelerine dahi gidemeyecek bir hal almıştır. Hal böyle olunca milli takımdaki bu hali bugün Türk futboluna, Fenerbahçe'ye ve diğer takımlara yansıması da elbette normaldir. Yani şimdi Türk futbolunda A'dan Z'ye bir dejenerasyon söz konusudur. Tabii ki bu dejenerasyonun birinci halkası ve muhatabı da elbette Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Zira oyunları organize etmekte böylesi sıkıntılarda bunlara mani olmak da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine ait bir görevdir. Bu kurum görevini yapacak liyakatte oluşmayınca, yine sizin söylediğinize atıfta bulunuyorum, o senelerde federasyon başkanlarının önüne set çekip atamayla federasyon başkanları yapılmaya başlayınca o zaman balık baştan kopmuştur. Dikkat ediniz. Almanya'da Mercedes fabrikasının ya da BMW fabrikasının sahiplerini federasyon başkanı yapmamaktalar. Aksine Rummenigge'yi ya da benzer futboldan gelen bu işleri anlayan adamları yapmaktalar. Üstüne üstlük bir de kendilerini üniversitede master yaptırdıktan sonra bu görevlere getirmektedirler. Oysa biz de
işaret parmağıyla işaret edilerek gelen federasyon başkanlarının mesleği sizce de elbette malumdur. Gelelim Fenerbahçe'ye. Kulübümüz Aziz Yıldırım Bey zamanında, hatta bizim ta Vefa abi şahitsiniz, burada statta bulunduğumuz, ilçe müdürü olduğumuz zamanlardan beri de muhtelif ayak oyunlarına hep muhatap ola gelmiştir. Zorlanmaktayız. Kumpaslarla karşılaşıyoruz. Ancak Sayın Başkan'ın çok saygıdeğer konuşmalarına ilaveten benim kendisinden yapmaması gereken bir şeyin, tek şeyin çarenin asla ligden çekilmek olmadığını kendisine huzurlarınızda bir kere daha söylemektir. Peki ne yapalım? Fenerbahçe Kulübü başkanıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, paşasıyla, iş adamıyla, siyasetçisiyle inisiyatif alabilecek kanaat önderleriyle dolu bir haldedir. Çare, az evvel Bekir Okan'ın da dediği gibi, inisiyatifi ele alıp, lobi yapıp, haklılığınızı federasyona da, siyasetçiye de, cumhurbaşkanına da haykırmaktır. Fenerbahçe'yi kurtarmanın yolu buradan geçmektedir. Fenerbahçe Divan Başkanı'ndan bu hamleyi bekliyoruz ve biz de arkasındayız. Bu sırada, bakınız bir şey söyleyeyim. Rica edelim falan demedim ha. Zamanında rahmetli Atatürk'ün silah arkadaşlarından biri kendisine sorulan bir soru üzerine der ki, paşam yani bir 3. Dünya Harbi çıksa ne olur bu Türkiye'nin durumu, yeni harplerden çıkıyoruz şöyle böyle. Merak etmeyiniz diyor. Yeni bir dünya harbi çıksa, dünya yıkılsa, bütün ülkeler yıkılsa, Türkiye yine layık olduğu yeri alır. Fenerbahçe'de böyle bir şey. Bir Nuh tufanı da olsa, biz bu birlikleri devam ettirdiğimiz müddetçe, layık olmayan liyakat sahiplerini yerinde onların olmaması gerektiğini haykırdıkça, bu hadiseyi kesinlikle ortadan kaldırırız ve Fenerbahçe'nin yıkılmazlığı, bölünmezliği her şekliyle tekrardan bütün herkes tarafından görülür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu alınacak her kararda sizlerin olduğu gibi bizler de başkanımızla ve sizlerle birlikte olduğumuzu gönülden ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacılarımızın zamanlamayı çok iyi düzenlemelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir uyarıya gerek kalmıyor. Kendileri süreyi çok güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Son konuşmacımız sürpriz bir isim olacak. Ve bütün konuşmalar bittikten sonra da Sayın Başkanımız bir değerlendirme yapacak. Şimdi sıradaki değerli üyemiz. Sayın Suat Müftüoğlu Bey. Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Başkan'ın konuşmasından sonraki korkunç alkışınızı hepimiz beraber yaşadık. Bu alkış ne demektir biliyor musunuz? Biz ezilmeyiz, biz ezeriz. Gazeteleri okudunuz değil mi? Çok uzatmayacağım çünkü hem Ramazan hem de arkadaşlar her şeyi anlattılar. Ne diyor? Yahu Galatasaray Antalya maçı. Ne diyor? Yahu bu penaltı değil diyor. Burada penaltı yok diyor. Yahu diyor hata yaptım. VAR'daki hakem diyor hata yaptım. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya? Ben federasyon için hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim demek çok şey söylüyorum demektir.
Şimdi bizim Fenerbahçe Kulübü olarak yapacağımız bir şey var. Devam etmek, devam etmek, devam etmek. İki, başkanımızın yine başkan olarak devam etmesini hep beraber ayakta alkışlayarak kutlamak. Başkanımız kalmalı. Sayın Başkan, siz de kalkın lütfen. Ben böyle başkanı da kaldırırım. Her türlü fedakarlığa katlanan, kendi işini ihmal edip benliğini Fenerbahçe yoluna koyan bu insana sahip çıkmak ve bu insanı başımızdan eksik etmemek görevimizdir. Sayın Başkan, hiç merak etmeyin. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Önümüzde hep zorluklar var. Ama biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçeyiz. Bu zorlukları aşmasını çok iyi biliriz. Her şart altında biz bu sene bu kupayı alacağız ve şampiyon olacağız. Şimdi sizden bir şey daha istiyorum. Sayın Başkanımız devam mı yoksa bitsin mi? Devam. Ayağa kalkın, alkışlayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, bundan kaçış yok. Yok. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi sıradaki değerli konuşmacımız. Sayın Adnan Şahin Bey. Sayın Divan Başkanım yönetimi, Sayın Başkanım ve yönetimi ve gelen divan üyelerimiz, şu anda bir kongres üyesi ve divan üyesi olarak bir Fenerbahçe taraftarı olarak gerçekten artık tahammülümüzü zorlayan durumlar söz konusu. Yani biz bu durumda ne yapmalıyız, nasıl bir yola gitmeliyiz? Tabii ki bunun en büyük kararını Sayın Başkanımız verecek ve arkasında sonuna kadar arkasında olacağımızı belirtmek istedim. Ve ben bu işin şöyle düşünüyorum, artık bir siyasi olay, siyasi bir güç arkasında olduğunu artık karar vermiş, yani karar veriyorum yani veya öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü en basit bir örneği şöyle söyleyeyim ben size. Daha yakın zamanda hatta başkanımızın da söylediği gibi ben de şahit oldum. Bir Trabzon Belediye Başkan adayının Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübünün hala UEFA listesinde şikeci olarak gösterilmesi gerçekten insanları çok üzmüştür. Yani böyle bir şey, bir yani kendini bir puan alması için söylemesi bence çok büyük bir hataydı ve bu bizi çok yaralamıştı ki öyle bir şey zaten yok. Bir de şöyle söyleyeyim ben size, zaten başkanımızın da söylediği gibi daha önce yaşanan olaylar, otobüsümüzün kurşunlanması, hala o faillerin bulunmaması, bir de bu FETÖ olayları. Bu FETÖ olaylarında da gerçekten başkanımız Aziz Yıldırım'ın suçsuz yere hapis yatması ve bunun sonra da böyle olmadığı ortaya çıkması ve bizi maddi ve manevi olarak da çok büyük bir zarara uğratmıştır. Daha önce söylediği gibi o zaman Futbol Federasyonu Başkanı olan kişinin de arkadaşının bu tazminat davasında, eğer FETÖ davasından bir suçsuz olduğumuz belirlenirse bütün şeyleri, uğradığımız zararları vereceğini zaten bize belirtmişti. Ama neticesinde bu dava hala devam ediyor. Ya bu gerçekten yani akıl alacak bir şey değil. Bu nasıl telafi edilecek? Bunun kararı verilmiş değil. Bir de en son bu Trabzonspor, Trabzon'la oynadığımız maç yani bizi gerçekten hayal kırıklığına uğratmıştır ve burada bir normal olmayan bir şeyin yürüdüğünü kanaat getirmiş bulunuyoruz.
Yani devamlı su atmalar, maç 2-0 gidiyor, neticesinde devamlı hakem hiçbir şekilde müdahale etmiyor, meşale atılıyor, yine müdahale edilmiyor. Yani neticede o maçın iptal olması gerekirdi. İptal edilmiyor ve 2-0'dan maç 2-2'ye geliyor. Ve neticesinde yine biz maçı alıyoruz. Bu bizim için de büyük bir olay. Bu bakımdan takımımızı kutluyorum ve sonuna kadar tabii ki arkasındayız. Bu şehirdeki mesela Riyad'daki olay, Süper Kupa finali ve başkanımızı gerçekten çok takdir ediyoruz. İnşallah da öyle olsun diye de hep içimizden geçiyordu. Bu maç olmasın, iptal edilsin. Ve bu maç iptal olduğu zaman da bütün sorumluluklar başkanımıza üzerine konması gerçekten bu da tamamen bir siyasi olduğunu düşünüyorum. Orada diğerlerinin de imzası var fakat bu imza atanlar ortada yok. Sadece Ali Koç var. Böyle bir dünya yok ya. Ne demek Ali Koç var ya? Bunu sizler de karar veriyorsunuz. Tek başına karar verecek olan kişi değildi ki. Ve bu da bizim üzerimize maalesef geldi. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. Ve ben en son fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü iftar vakti de geliyor. Zamanınızı almak istemiyorum. Alınacak her türlü kararın ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir tepki vermemiz lazım. Çünkü bazı Galatasaraylardan, arkadaşlardan da duyuyoruz. Siz yine iş tane yok çekilecektiniz. Şuydu buydu böyle sanki bize dalga geçer gibi laflar ediyor. Ya ben burada inanıyorum ki başkanımız çok büyük bir tepki verecek. Ve biz de bunun arkasında olacağımızı sonuna kadar arkasındayım. Ligden mi çekileceğiz, devam mı edeceğiz? Onun kararını zaten başkanımız verecek. Ve ben kesinlikle herkesle aynı tahmin ediyorum. Bunun arkasında sonuna kadar gideceğimizi tahmin ediyorum. Bir de başkanımız dedi ki niye biz yani hep Fenerbahçe, niye Fenerbahçe ile çok uğraşıyorlar? Ben size söyleyeyim niye? Benim fikrim şöyle. Niye bu Fenerbahçe ile daha çok uğraşıyorlar? Çünkü Fenerbahçe layık, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir takımdı. Onun için üzerimize giriyorlar. Bundan rahatsız olan insanlar var. Bundan da çok eminim. Gerçekten rahatsız oluyorlar. Sayın Başkanım Uğur Dündar mesela geçen toplantıda her söyleminde bundan bahsediyor, işte laiklikten bahsediyor, Atatürk'ten bahsediyor ve bu gurur verici bir şey. Bu tamamen siyasi bir olay değildir. Bu insanları bize unutturmaya çalışan bir algıdır ve biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız çünkü biz Fenerbahçe'yiz, Atatürkçüyüz, laikiz, cumhuriyetçiyiz. Hepinize iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Tabii. Çok doğru. Sayın Kaya Enişte. Ben bugün kapalı devre zannediyordum ama Fener TV yayın yapıyormuş. Bizi ekranlarında izleyen bütün sevgili taraftarlarımıza, salonda bulunan bütün herkese sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Benim konuşmama başladığım muhtat bir cümle vardır. Sevgi, saygı ve nezaket bütün Fenerbahçelilerin kalbinde yer bulmuş düzlüğün ilk maddesidir. Önümüzde Fenerbahçe ile ilgili tarihi bir oylama var. Bu sık sık kulüpten gelen mesajlarla da yaşadık. Ama bugün Call Center'dan Sayın Başkan Ali Koç'un sesiyle biz 2 Nisan'a davet edildik. Çünkü genelde ister site yönetimi olsun ister kulüplerde olsun hep birincide çoğunluk sağlanamaz diye insanlar gitmezler, ikinciye bırakırlar. Dolayısıyla burada ikinci olmayacak
Sayın Başkan Ali Koç'un hassasiyetini anlıyorum, bizlerle birebir bunu belirtmesini. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi ayın ikisinde bekliyoruz. Öncelikle çarşamba günü verilen iftara değinmek istiyorum. Hakikaten bu camiada bir zeytin dalı mahiyetinde bir iftardı. Çünkü camianın her zamankinden daha fazla dostluk, kardeşlik, barışa ihtiyacı vardı. Dolayısıyla da önceki yöneticilerimizden katılanlar oldu. Ben Aziz Başkan'ın katılmasını da bekliyordum. Fakat üzüldüm esasında gelmemesinden dolayı. Ama daha sonra onun katıldığı bir iftarda videosunu izleyince kendisini haklı buldum. Herhalde bir protokol eksikliği oldu. Çünkü Aziz Yıldırım'ı seversiniz sevmezsiniz. 20 yıldır bu kulübe başkanlık yapmış bir kişidir. Yani hani ben tenzih ederim amiyane bir örnekle. Ahmet sana söylüyorum, Mehmet'i de bizim iftarımıza al gel denmesi yanlış olmuştur. Dolayısıyla üzüldüm şahsen. Buradan bazı arkadaşlarımıza bugün söyledi, Aziz Yıldırım da burada olsaydı diye. Onun söylediği bir açıklamaya da değinmek istiyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu'nun Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını söylemesi de bir icazet olarak kabul ediyorum. Bu beni rahatsız etti. Çünkü Şekip Mosturoğlu bu kulübün her evladı gibi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olmayı hak etmiştir. O azizatını, icazatını Fenerbahçe'ye olan aidatından Metris'te yataraktan almıştır. Kimsenin de desteğine ihtiyacı yoktur. Gelelim şimdi esas konuya. Burada hakkın rahmetine kavuşmuş, saygı, sevgi ve rahmetle andığım Sayın Başkan'ın da dedesi Beybik Koç'a değinmeden geçemeyeceğim. Onun yeni müteşebbislere, gençlere bir tavsiyesi vardır. İşleriniz veya şirketinizle ilgili bir karar alacağınız zaman eğer heyecanlı veya sinirliyseniz o gün karar vermeyin der. Bunu Hayat Hikayem kitabından okudum. Ben de alıntı olarak kaldı. Aradan en az bir 24 saat geçsin. Eğer sonra o kararı verirseniz kararınızda haklı sayılırsınız. Ama çoğu kere göreceksiniz başka kararlar vereceksiniz. Onun için önemli kararlar verirken acele etmeyin der. Sayın Başkanım Ali Koç ligden çekilme kararını verdiği zaman ben şöyle düşündüm. Öyle bir karar yok. Öyle bir karar yok. Öyle bir karar yok. Tamam, geri alıyorum. Öyle bir karar yok. Geri alın sözünüzü. Peki o zaman sözümü geri alıyorum. Zaten öyle bir kararı ben de anayasanın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm. Şimdi bir saniye bitirsin konuşmasını. Bir saniye. Bir saniye lütfen. 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 Geri aldığı sözünü ama toparlasın. İzin verin lütfen. Öncelikle o maçta sahaya atılan o meşaleden sonra İsmail onu alıp sahada o meşaleyle dolaşırken o maçın orada tatil edilmesi lazımdı. Yani Sayın Kaya enişte toparlayın lütfen. Ve dolayısıyla hakemin gidip de tribünlere itidal tavsiye etmesi çok büyük bir kaostur. Biz biliyorsunuz 4 Nisan 2015'te de bir olay yaşadık. Bence o günkü olay belki bugünkünden daha vahimdir. Nedenine gelince eğer o gün amaçlarına ulaşsalardı o otobüs şarambolden yuvarlansaydı bugün Fenerbahçe takımı diye bir takım olmayacaktı. Çünkü o tarihten sonra Fenerbahçe hiçbir yabancı lütfen ama lütfen bir dakika. Bizim hoşlanmadığımız düşünceleri de buradan bir Yüksek Divan Kurulu üyesinin konuşmasını sınırlıyorum ama dinlemek durumundayız. Lütfen. Lütfen. Bakın,
Siz bakın, de toparlayın lütfen. 1997-98 sezonunda da Kaya Bey toparlayın lütfen. Trabzon'da bir maçtan dolayı Alişen takımı geri çekti. Sağdan çekti. 75. dakikada Otto Barici atılan bir taştan dolayı ve bunu o günün federasyon başkanı da malum kişiydi. Biliyorsunuz bir takıma yakınlığından bilinen Ulusoy'du. Dolayısıyla biz şüphesiz aklı selimde bir karar vereceğiz. Ama bu karar hiçbir şekilde kuru kuruya olmamalı. Yani bunların Sayın Ali Başkan seçildikten sonra yapmış olduğu bütün basın toplantılarında hedefinde hep federasyon vardı. Dolayısıyla Kulüpler Birliği'ne tekrar geri dönmeli. Çünkü federasyonu sallasan silkelenecek. Bir iftar yemeği veriyor. 20 takımdan sadece bunun 5'i katılıyor. Ve bunun bizim rakibimiz, ezeli rakibimizin katılınıyor. Sayın Enişte toparla. Dolayısıyla yani biz alınacak düşünülen kararlarda kuru kuruya biat etmememiz lazım. En azından federasyon bu 20 takımın içinden seçilecek 5 tane yeni başkan adayı oylamayla 3'e indirilip sonra tarafsız ama tabii Kulüpler Birliği'ndeki takımların seçeceği 5 başkandan 3'e indirgenerekten sonra bu 3 kişi federasyon başkanı seçilmesi. Yoksa bizim alacağımız kararlarda hiç bunlar etkilenmeyecek. Bilakis rakibimiz kıs kıs gülecek. Güle güle, benim de istediğim de bu diyecek. O gün FETÖ'nün yapamadığını biz kendimize yapmış olacağız. Dolayısıyla toparlıyorum. Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşarsan sadece hayatı izlersin. Teşekkür ederiz. Onun için Kaya. Mücadele etmeliyiz. Sayın çok Kaya çok enişte, teşekkür ederiz. Değerli Hazırun, Bilge der ki, senin düşüncelerine asla katılmıyorum ama onları özgürce ifade etmen için senin önünde siper olmaya hazırım. Lütfen bu anlayışla değerlendirelim konuşmaları. Sayın Başkanımız gereken cevabı verecektir. Bana göre de Sayın Enişte'nin konuşması çok eksik ve yanlış bilgilerle inşa edilmiş. O bakımdan keşke doğru bilgilenerek gelmiş olsaydı. Çok daha yararlı bir konuşma olurdu. Evet, şimdi sıradaki diğer Sayın değerli Ata üyemiz. Aksoy Bey. Sayın Ata Aksoy Bey. İki. Son iki konuşmacımıza birazdan sıra gelecek. Ata Bey'e buyurun, konuşun, mikrofon sizin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sayın Başkanı Ali Koç. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Sayın Başkan ve üyeleri. Fenerbahçeli olduğunu çok iyi bildiğimiz geçmiş dönemlerin değerli Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ve siz değerli üyeleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Efendim ben mecburen yapacağım teknik analiz için kendimi tanıtmak zorundayım. İsmim Ata Aksoy, anons edildi ama ben emekli mülki idare amiriyim. En son görevim İstanbul'da vali yardımcılığıydı. Vali yardımcılığına devam etme imkanım kalmadığı için emekli olarak ayrıldım. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Sayın Ali Koç çok güzel değindi. Yerimden hararetle destekledim. Bu büyük maçta, Trabzon'da oynadığımız maçta herkesin hatası var ama bir grubun hatası yok. Bir grubun kötü niyeti apaçık ortada. Kim bu kötü niyetli grup? Oradaki güvenliği sağlamakla görevli olan kamu görevlileri. Bir ilde güvenliği kim sağlar? Vali.
Valinin emrinde emniyet müdürü ve jandarma komutanı vardır. Bazı yerlerde sahil güvenlik de var. Vali bu kadar önemli bir maçı içinde olabilecek olayları da düşünerek, tartarak asayiş saatindeki her günün mesai günlerinin her gün saat 11'de bütün Türkiye'de il ve ilçelerde asayiş saatidir. O saatte ananız babanız ölse başka işle uğraşamazsınız. O kadar önemlidir. Orada en az bir ay önceden bu maçla ilgili her türlü tedbir alınır, görüşülür. Yeni yeni alınan istihbaratlarla güncelleştirilir ve ona göre her türlü takviye yapılır. İldeki polis ve jandarma sayısı yetmiyor ise, ki yetmeyebilir bu durumda, en yakın ilden ve ilçelerden takviye için İçişleri Bakanlığı'na vali arzda bulunur. İçişleri Bakanlığı da bu işi halleder. Şimdi bunlardan hangisi olmuştur? Hiçbir açıklama duymadım ben. Açıklamayı bırakın. Sahaya baktım. Bir tane polis baştan sona kadar göremedim. Arkadaşlar, bu böyle hafife alınacak bir şey değil. Sahada bir tane resmi kılıklı polis gözükmüyorsa birileri o sahada bir şeylerin olacağını ya biliyor ya da olmasını planlıyor. Başka izahı yok. Her iki halde de görevi, birinci derecede görevi kamu düzenini sağlamak, asayişi temin etmek olan vali ve emniyet müdürü ve jandarma komutanı birinci dereceden sorumludurlar. Biz hedefimize bu kişileri alarak başlayacağız. Onlar başka yerden bir emir almışlarsa kendileri bilir. Kanunsuz emir geçerli değildir. Kanunsuz emir kimseyi kurtaramaz. Eğer amiriniz size kanunsuz emir verirse yazılı emir istersiniz. Bunu bana yazılı olarak verin dersiniz. Yazılı olarak verir, yine de kanunsuz olduğuna inanırsanız itiraz edersiniz. Hayır, bu yasalara, şu maddeye, şu yasanın şu maddesine aykırıdır. Ben bunu yapmam, çekiliyorum dersiniz. Bunlardan hangisi olmuştur da bizim haberimiz yok? Bu işin siyasi sorumlular da var ama burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe Spor Kulübü bu konuyu konuşursa yanlış olur. Niye yanlış olur? Siyasete karıştı derler ve hemen bir şeyler yapmaya çalışırlar bu bahaneyle. Ama bizim muhatabımız kamu düzenini sağlamak olan insanlara neden görevinizi yapmadınız diye hesabını sormak. Eğer bugün bu hesap sorulmayacaksa, sorulamıyorsa gelecekte sorulmayacağı anlamına gelmez. Mecellede bir sözcük vardır. Kimse layüsel değildir. Ki düşünün ki bu maddenin konulduğu zaman her şeyden layüsel olduğu düşünülen bir padişah var. Padişah varken bile bir mecelle ile kimse layüsel değildir diyebilmişiz de şimdi mi diyemeyeceğiz? Fenerbahçe bir tek şey istiyor, adalet. Fenerbahçe sadece adil muamele istiyor. Kimse bizi kayırsız istemiyor. Ben rahatsız olurum beni kayırsalar. Hakikaten rahatsız olurum. Yani adil muamele istemek, biz mülkiyedeyken bunu okuduk 60'lı yıllarda. Hocalarımız Bahri Savcı, Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal defaten üstüne basa basa anlattılar. Adil muamele görmek hakkı bir temel insan hakkıdır. Eğer biz insansak, ki insanın alasıyız,
Adil muamele istiyoruz. Hepsi bu. Vali de yapmalıydı. Vali, dediğim gibi bir ay önceden o iki ekip arkadaşıyla Fenerbahçe maçında olacak şeyleri görmeliydi. Trabzon-Fenerbahçe maçında. Bunlar öyle görülmeyecek şeyler değil. Üstün zeka ve kabiliyet isteyen, öngörü isteyen şeyler de değil. Bunlar çok sıradan insanların bile akıl edeceği, göreceği ve tedbir alması gereken şeylerdi. Sanki böyle değilmiş de tam tersiymiş gibi orada bir tek polis yok. Zaman müsait değil. Zaman müsait olsaydı, bir müsait zamanda hatırlatın, anlatayım, hepinize arz edeyim. 1990 yılında Turhal kaymakamıydım. Çok küçük çapta böyle bir olayın yaşanması için planlanmıştı. Tokat Spor'la Ünye Belediyespor'un maçı var. Normal olarak bu maçı Tokat'ta oynanması lazım. Sayın Başkan, müsaade ediyor musunuz? Efendim, artık sonlara geliyoruz. Lütfen toparlayın. Ama Turhal'da oynanacağı emri geldi, yazılı emir olarak. Ben bunun altından bir şey olduğunu anladım. Yani Tokat'ta daha büyük ve daha iyi stadyum varken Turhal'da neden oynanıyor? Altında bir pislik var ki bunun böyle oluyor dedim. Ve biraz araştırınca altındaki pislik ortaya çıktı. O da şu: Ünye'de daha önce Tokat sporlulara saldırmışlar galiba. Bir takım tatsız olaylar olmuş. Şimdi intikamını alacaklarmış. Tokat'ta bu intikamı alırsalar Tokat'taki görevliler sorumlu olacak. Ve Tokat'ın stadyumu kapatılacak. Turhal'da olsun. Turhal'daki görevliler cezalandırılsın. Turhal stadyumu kapatılsın. Maalesef bu ülkenin yönetiminde böyle rezillikler hep vardır arkadaşlar. İki arkadaşımı da çağırdım. 11'de zaten toplanıyoruz. Dedim ki ne kadar personeliniz varsa kimseye izin mizin yok o tarihte. İzinde olanları da çağırın. Ağır durumda olan hastanede yatanlar hariç hastalık iznini de kimse kullanmasın. O gün hepimiz görev başındayız. Öyle olacak dedim. Ve ne kadar Ünye spor taraftarı varsa, saha içinde güvenliği sağladık falan, önce onlar stadyumu boşaltacaklar, sonra Tokat spor taraftarları çıkacaklar. Küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor. Şöyle bir zihninizi yoklayın. Türkiye'nin her tarafında bu sıkıntılı iş böyle olur. Neden? Misafir takımın taraftarı çok daha az kişidir. Stadyumu hızla terk eder giderler. Ondan sonra mahalli takımın taraftarları büyük kalabalıkla dışarı çıktıklarında kavga edecek kimseyi bile bulamazlar. Hiçbir hadise olmadan bütün maçlar böyle sonuçlanabilir. Böyle olmuyor. Neden olmuyor? Sırf eyyamcılık. Oradaki kamu görevlilerin. Bak ha, ben o kadar sizdenim ki sizden bile fazla sizdenim. Gösterisi içindir. Ve onun için Tokat'ta, Trabzon'da görevini yapmayan kamu görevlileri cezasını çekmelidir. Biz bunu hatırlatmak zorundayız. Onları koruyan kimi koruduğunu bilsin. Saygılarımla. Çok teşekkürler. Şimdi sıradaki son iki konuşmacımızdan Sayın Hakan Akçaoğlu Bey. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok uzatmamak için uzun uzun söylemedim. Benden önce konuşan değerli konuşmacılar kağıda bile bakmadan çok rahat rahat konuştular. Ben biraz kağıda bakacağım. Çok uzun değil. Zaten yarısını kestim. Çünkü benden önce konuşan Sevil Becan Hanım'la Ahmet Bey söyleyeceklerimin çoğunu söyledi. Tamamen katılıyorum. Çok olağanüstüydü.
Olağanüstü stresli zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz stresliyiz, endişeliyiz. Ben kendi halinde bir üye olarak tüm camianın birlik beraberlik içinde olmasını ve bunu dosta düşmana göstermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Camiamız birlik beraberlik içinde olduğunda neleri başardığını defalarca göstermiştir. İşte tam da bu yüzden 2 Nisan'da yeterli çoğunluğu sağlayıp kongremizi başarmamızın önemi çok fazladır. Bu destek Ali Koç'a değildir. Bu destek Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nadır. En ihtiyacı olduğu zaman da üyelerinden bu desteği isteyen kulübümüzün yönetim kurulunadır. Tek bir şahsa değildir. Bunun böyle bilinmesi çok önemli. Bir sürü yerde isimler öne çıkarılarak camialar arka plana itiliyor. Alınacak karar veya kararlardan ziyade bu tek vücut olma halini göstermemiz çok çok önemli. 2 Nisan'da yeterli çoğunluğu sağlayacağımıza, sağlayamayacağımıza beklentileri olan, ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen, az önce bahsettiğim dost ve düşmanlarımız var. Düşmanlarımızı anlıyorum da dostlarımızın da olması doğrusu benim içimi acıtıyor. Geçen yüksek divan toplantımızda yaptığım konuşmada Tanrı beni dostlarımdan korusun, düşmanlarımdan nasıl başa çıkacağımı biliyorum zaten sözlerimle başlamıştım. Yeri geldiğinde birlikten beraberlikten bahseden dostlarımız, onları da aramızda görmeyi ben çok isterdim. Farklı fikirlerini bizimle yüz yüze paylaşmaları, sevgi ve dürüstlük içinde olmalarının biricik göstergesi olurdu. Sayın üyeler, biz Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Bize karşı olan, bizi tökezletmek isteyen, düşman olan camialar, gizli saklı yapılar da olacaktır, vardır. Bizim kadim tarihimizde biat etmek yoktur. Makyavelist olmadık biz. Hiçbir zaman ben hatırlamıyorum. Amaca ulaşmak için her şey mübahtır, bize göre değildi ve de olmadı. Biz şampiyon olmak için başımızı eğmedik. Biz eğmeye çalışanlara karşı dik durduk. Bizi eğemediler, anca bizi kırabilirler, bizi eğemezler. En azından bu konuda bölünmeyeceğimizi, hemfikir olacağımızı ümit ediyorum. Evet, bazen kendimizi yapayalnız hissedebiliriz. Ama bu yalnızlığımız bizim yüceliğimizdendir. Karşımızdaki yapıya karşı yalnızız. Medyamız bile zaman zaman bize karşı. Fenerbahçe medyasının hepsi olmasa da bir kısmı işini kaybetmemek için bu yapıya biat etmiş durumda. Ne yazık ki. Sosyal medyayı takip edenler hatırlayacaktır. TV programlarında malum camianın emir kulu haline gelmiş bizim Fenerbahçe medyasından yazarlar, yorumcular var. Kendi fikirlerini, karşı fikirlerini söylediklerinde susturuluyorlar, bazen azar işitiyorlar. Devam ettiklerinde ise işlerinden oluyorlar. Bizim camiamızdan olmayan, TRT'de çalışan Cem Dizdar'ı belki biliyorsunuzdur. Bu şahıs Beşiktaşlı ve sabahları 11'de program yapardı. Ben seyrederdim, sinirli, asabi ama felsefeyle falan uğraşan bir insandı. Bu bir gün uzun süre, uzun yıllar süren programından sonra bir sabah çıktı. Galatasaray Fenerbahçe'nin çok gerisindeyken ne oldu da Fenerbahçe'yi yakalayıp önüne geçti sorusunu sordu. Ardından da kısaca cevabını verdi. Çünkü karşısındaki suspustu, veremezdi. O da biliyordu tabii. 3 Temmuz oldu, 3 Temmuz. Bunu atlamayın dedi. Ne şike dedi, ne FETÖ dedi, ne kumpas dedi. Buna bile tahammül edemediler. Ertesi gün işine son verdiler. Fenerbahçe ile ilişkisi hiç iyi olmayan A Spor kanalında meşhum Trabzonspor maçı sonrası yorumcu Reha Kapsal, bilhassa isim vererek konuşuyorum, kusuruma bakmayın, çıkan olayların sorumluluğunu bir maç önceki Mert Hakan Yandaş'ın gol sonrası yaptığı abartılı
sevince bağladı. Ya inanabiliyor musunuz? Bir maç önce Mert Hakan Yandaş, ki bu adam camia tarafından neredeyse kapının önüne konma aşamasına gelmiş. Genç Fenerbahçe türbünleri tarafından devamlı yuvalanmış, gönderilme eşiğine gelmiş. Bu adam bu stres içinde, bu genç çocuk nefis bir gol atıyor ve bir yumruk hareketi yapıyor. O hareketi yaptığında ben türbünde 50 katını yaptım onun ve buna bağladı adam. Mert Hakan Yandaş o hareketi yapmış. Trabzonlular onun için tahrik olmuşlar. Ne biçim bir tahrik unsuruysa bu. Utanmadan, sıkılmadan geçen sene hakemin kafasına bir maçta atılan taşa bağladı. O maçta o ceza verilseymiş Fenerbahçeliler bu maçta böyle hareket edemezmiş. Etmedikleri için de Trabzonları tahrik etmezlermiş. Onun için bu olaylar olmazmış. Ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Biri de çıkıp bu adama bunu diyebilir, herkes istediğini diyebilir, ama biri de çıkıp ya sen utanmıyor musun, sıkılmıyor musun, sen bunu nasıl diyorsun deyip başka örnekleri, Fenerbahçe'nin yarıda kalmış maçlarını, başka futbolcuların yaptığı kepazelikleri söyleyemedi. Ben bunları tabi dinlerken, maçları seyrediyorum, sonra bunları dinliyorum, bu yaşıma rağmen çıldırıyorum. Bir de gençleri düşünün. Algı oluşturma ve bu seviyelere varmışken bizim birlik beraberlikten başka hiçbir çaremiz yok diye düşünüyorum. Daha önceki konuşmacıların söylediği, bizi dışlayamadıkları için bizi dışlamaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki bizi dışlayamadıkları için bizi dişlemeye çalışıyorlar. Kavga etmeyelim. Hayır, kavga etmeden başarıya ulaşamayacağız biz. Sözlerimi merhum Cem Karaca'nın bir şarkısından alınma küçük bir paragrafla bitiriyorum. Sadece minnacık bir kısmını değiştirdim. Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor. Bütün taraftar birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Sayın sürpriz konuşmacımızdan önceki son konuşmacımız. Sayın Ceyda Teğmenli Hanım. Değerli Fenerbahçe camiası, sayısı az da olsa ak saçlı akil adamlar gibi ak saçlı kadınlarımız da var. Sizlerle omuz omuza savaşacak, beraber olacak. 2 Nisan günü sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek çok önemli ve kritik bir kararın eşiğindeyiz. Camia olarak daha önceki yıllarda olduğu üzere Sayın Başkanımız Ali Koç'un öncülüğünde futbolun, sporun içinde bulunduğu bu adaletsiz yapıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gerek futbol sahalarında, gerek her türlü ortamda kulübümüze, camiamıza karşı yaşanan, yaşatılan haksızlıklar artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta gelmiştir. Artık bu haksızlıklara sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Sayın Başkanımız Ali Koç bu mücadelede öncü bir rol üstlenmiş. Kulübümüzün menfaatlerini her zaman önde tutmuş. Onun kararlılığı ve cesareti bizlere ilham vermiş, bu yolda birlik olmamızı sağlamıştır. Şimdi tüm Fenerbahçeliler olarak bu kararın arkasında durmalı, futbolun, sporun temizlenmesi için verilen bu mücadeleye omuz vermeliyiz. Unutmayın, Fenerbahçe yalnız bir kulüp değil, aynı zamanda bir fikirdir ve bir duruştur. Hak ettiğimiz saygıyı alana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin zaferleri sadece yeşil sahalarda değil, adaletin olduğu her yerde kazanılacaktır. 2 Nisan günü
kulübümüzün bize yaptığı çağrı bir kongreye katılım değil, bir görev emridir. Tüm üyeler o gün orada olmalı ve dosta düşmana karşı Fenerbahçe'nin gücünü, büyüklüğünü göstermemiz gerekir. Fenerbahçe'yle kalın, Cumhuriyet'le kalın. Çok teşekkürler Şeyda Hanım. Şimdi kendisi adını yazdırmadı ama ben böyle anlamlı ve tarihi bir günde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Sayın İlker Başbuğ'un konuşabileceğini düşünüyorum ve kendisini ayakta alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım Ali Koç ve Divan Kurulu'nun saygıdeğer delegeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz 2011, Fenerbahçe Kulübü FETÖ kumpasıyla karşı karşıya kaldı. Ve bu süreç uzun sürdü. Biraz evvel söylendiği gibi neredeyse sonuçlarını bugünlerde alıyoruz. Ama önemli olan şuydu. Fenerbahçe'ye yapılan FETÖ kumpasından sonra bir yığın kumpaslar yaşadık. O günleri yaşayan birisi olarak o gün de söyledim. O gün söylediğimi bugün de tekrar etmek isterim. Bu kumpaslar sürecinde ayakta tek bir kurum kaldı, Fenerbahçe Spor Kulübü. Taraftarıyla, kulüp başkanıyla, yönetimiyle dimdik ayakta kaldı ve mücadele etti. O zaman belki bu mücadeleye inanmayanlar var mıydı? Vardı. Ama bugün biz haklı çıktık. Şimdi son Trabzonspor maçıyla hakikaten Sayın Başkan'ın dediği gibi bardak taştı. Bardak taştı. Nasıl FETÖ kumpasından Fenerbahçeliler başarıyla çıktı ise, başarılı bir sınav verdi ise, şimdi bizi ikinci sınav bekliyor. İkinci sınav bekliyor. Şunu baştan ifade edeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarıyla, başkanıyla, yöneticileriyle bu süreçten de başarılı olarak çıkacak. Bundan en ufak şüphem yok. Ama mutlaka bir şeyler yapılmalı. Mutlaka bir şeyler yapılmalı. Yani bu saatten sonra sessiz kalınamaz. Sessiz durulamaz. Bunda hemfikiriz. Buradan iki çağrım var. Birincisi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üyelerine sesleniyorum. Hepiniz 2 Nisan'da belirtilen saatte Fenerbahçe stadyumunda olunuz. Yine Fenerbahçe kulübünün üyelerine sesleniyorum, ikinci çağrımı yapıyorum. Kulüp üyeleri olarak o gün kayıtsız şartsız Fenerbahçe Başkanı'na ve yönetim kuruluna genel karar alma yetkisi veriniz.
İkinci çağrım değil, sadece düşüncelerimi yönetim kuruluna ifade ediyorum. Yönetim kurulumuz, mutlaka bundan da en ufak şüphem yok, kesinlikle duygularla hareket etmeyerek, aklı kullanarak, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan neler istediğini, neler istemediğini teker teker tespit etmeli. Ve bu isteklerinin olmaması halinde de yapacaklarını düşünmeli ve bunları da kademeli uygulamalı. Sayın Başkanım, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleri, hepimiz arkanızdayız. Ne karar alırsanız sizin yanınızdayız. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başboğa, bu çok değerli konuşması ve çağrıları için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü oturumun değerlendirmesini yapmak üzere Sayın Başkanımız Ali Koç'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. 10 dakikada her şeyi toparlamaya çalışacağım. Öncelikle katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Genel Kurmay Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Katıldı, bekledi sonuna kadar. Az öz ama çok net konuştu. Aslında çok güzel durumu ifade etti. Bir kez daha görev zamanı kısacası. Şimdi Sayın Komutanım, kesinlikle duygusal hareket etmiyoruz. Çok doğru söylediniz. Herkesle konuşuyoruz, konuşabildiğimiz kadar gelen yazıları okuyoruz ve aklı selimin kazanacağı kararlar alacağımızı, kademe kademe ne yapacağımızı, neler talep edeceğimizi 2 Nisan günü inşallah herkesin de kabul göreceği bir şekilde kongremize aktaracağız. Önemli olan burada konuşmacıların ortak söylemlerinden bir tanesi 2 Nisan'a, yani 9 Nisan'a bu işi bırakmayalım, 2 Nisan'da birlik ve beraberliğimizi, gücümüzü, ne karar alacaksak alalım, camianın konseyde olduğunu ve artık bizle uğraşmayın mesajını hep beraber vermemiz gerektiği ortak görüşlerden bir tanesiydi bugün. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Türk futbolu bugün içinde bulunduğu durum kabul edilir bir durum değil. Biz Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde seçim yapmıyoruz. Seçim yapıyoruz. Ve üyemizin dediği gibi siyaset futbolun içine girdikçe Fenerbahçe karşıtlığının artması, Fenerbahçe'nin önüne konulan engellerin kat ve kat artması bir herkesin kabul edeceği, kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Ne yazık ki de durum budur. Niye böyledir? Bazı görüşler belirtildi. Niyesinden daha çok artık bunu bizim kabul etmeyeceğimizi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe adalet istiyor. Fenerbahçe eşit muamele istiyor. Ve özellikle Fenerbahçe son dönemde bize reva görülen bu muamelenin son bulmasını istiyor. Evet, devlet Fenerbahçe'ye borçludur. Fenerbahçe devletten alacaklıdır. FETÖ'yle mücadelesinde duruşuyla. Ona da katılıyorum ve onu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi en son önemli mesajı son vereceğim. Bekir Bey'in konuşmaları işi yanlış yere çekti. Bekir Bey, Rami Bey'le sözünden dışarı çıkmasam zaten başkan olmazdım ilk başında. Dolayısıyla işe aileyi katmayalım lütfen. Sosyal medyada başka yerlere gidiyor. İşimize, şirketimize gelecek zarardan da korkum, şüphem,
olsa, cesaretimi kıracak bir unsur olsa zaten bugüne kadar yaptıklarımı, söylediklerimi söylemezdim. Onun için orada biraz alındığımı bilmemi istiyorum. Vedat Bayram diyor ki lobi yapın, haykırın haksızlığımızı, gidebildiğiniz kadar yere gidin. Katılıyorum. Ama yapmadık zannetmeyin. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Daha fazla yapmamız gerekiyor. Ama bugün biraz evvel Hakan Bey Türkiye'deki medyanın durumunu çok güzel özetledi. Ve bize en çok zarar verenler aslında Fenerbahçe'de olduğunu söyleyenler. Belki eylem planımız içinde de artık onlarla da nasıl muhatap olacağımız, hesaplaşma yanlış kelime, nasıl muhatap olacağımızın da adını koymamız lazım. Yani Fenerbahçe dil uzatmanın veya Fenerbahçe'yi zayıflatmanın bir bedeli olduğunu anlatmakta fayda var. Sevil Hanım'la yine Hakan Bey çok güzel bir şekilde dedi. Ne karar alınacaksa alınsın. Her şeyden önemlisi oradaki rakamın, sayının sağlanması ve tek vücut olduğumuz, yek vücut olduğumuzu göstermemiz verebileceğimiz en büyük reaksiyondur dediler. Onlara da katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün federasyon 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için herhangi bir bilet temininde bulunmayın. 7 Nisan için herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın ve 2 Nisan akşamını bekleyin diye sizlerden özellikle rica ediyorum. Ata Aksoy Bey Trabzon'la ilgili kamu görevli sorumludur ve kamu görevlilerine Fenerbahçe'nin bir şekilde bunun hesabını sorması gerekiyor, gerekmektedir diyor. Evet, kamu görevli sorumludur. Buna müsaade edenlerin bir aynaya bakmasında fayda var. Böyle bir hata yapan, böyle bir güvenlik zafiyeti yapan emniyet müdürü ve vali görevde kalıyorsa aslında Halil Unutmeyler'in nasıl maçı bitirme gücü yoksa bu insanlar da bir yerden icazet almadan bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla orada hala görevde olmaları açık ve net bir şekilde Fenerbahçe camiasına bir mesajdır. Ne hikmetse de çok mesajlar oluyor. Biz sadece adalet ve eşit muamele istiyoruz. Gerisini zaten biz kendimizin başının çaresine bakarız. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım katılıp katılmaması ilgili çok burada konuya girmeyeceğim. Kaya Bey, kesinlikle katılmıyorum. Birlik ve beraberlik dediğiniz bir ortamda kendi iç siyasetimizi yapmayalım. Ama söylediğiniz gerçeklerden çok ama çok uzaktır. Bu akşam biraz evvel başladı. Galatasaray'la kadın basketbolda Fenerbahçe Aragöz'ün maçı var. Allah yollarını açık etsin. Akşam da Final Four yolunda Alba Berlin'de çok önemli Fenerbahçe Beko'nun Euroleague maçı var. Orada da takımımızın yolunu Allah açık etsin ve inşallah iki müsabakadan da zaferle ayrılırız. Son söylemek istediğim. Başkanımız dedi ki ne şikesi, memleket elden gidiyor. O zaman ciddiye almadınız. Sonra nelerle muhatap olduğu bu ülkenin hepinizin malumudur. Bir kez daha Fenerbahçe Kulüp Başkanı olarak size söylüyorum. FETÖ mudur, başka bir şeydir bilmiyorum. Futbol üzerinden kaos yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe'nin emeği, yatırımları çalınıyor. Biz burada bunu haykırıyoruz. Futbol üzerinden kaotik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor diye. Belki dinlemiyorsunuz. İkinci kez aynı hatayı yapmayın. Fenerbahçe hedef alınmıştır. Ve nasıl bir düzense FETÖ ise FETÖ, başka ise başka ama Fenerbahçe üzerinden ülkede toplumsal sıkıntı yaratmaya çalışan bir şebeke olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ve bu sefer ciddiye alın, hafife almayın. Çünkü geçen sefer neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Söz konusu devletse boynumuz kıldan incedir. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü de buradaki herkes
başındaki başkanından sokaktaki çocuğa kadar da bu camianın hakkını korumak da bizim vazifemizdir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2 Nisan'da buluşmak üzere. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın üyeler, bu tarihi toplantıyı bu şekilde kapatıyorum. Hepinizi 2 Nisan'da saat 17'de stadyumumuzda olmaya davet ediyorum. Buyurun. Ben de var, teşekkürler. Yaptığımız bazı tercihler